الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم ومن يفعل ذلك يلقى ثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا

Rabbim şahadetini kabul eylesin. Amin. mahve mahveylesin. Amin. Hasenatı tahvil eylesin. Amin. Bu ailesine sabrı cemil, ecri cezil, ihsan eylesin. Amin. Şahadetine sebep olanları kahre eylesin, katle eylesin. Allah'ım Celle Şanı ve Celle Celalu bir an önce bu kanın durmasını, Gazze'deki kanların durmasını ve İslam tüm coğrafyalarında, Lübnan'da, Filistin'de, Suriye'de ve vesaire darazler neresinde ehl sünnet Müslümanların kanlarını akıtanları kahreylesin, Amin. katleylesin. Allah'ın imkanlarını, güçlerini iptal eylesin. Allah'ım şehidimizin ve cümle şu eddamızın erva için. Buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve <laughs> eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resuluhu la ilahe illallah. محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله 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 جل شأنك وجل جلالك وعم نوالك ولا على غيرك يا رب العالمين هدي الأمزة فزن قبول إلى أرواح نواصل إلى روحانية خبر دار إلى رب العالمين آمين notlarımızı verelim. <laughs> Bursa sohbeti inşallah 5 Ekim Cumartesi yani bu önümüzdeki Cumartesi yarın değil öbür gece saat 20.30'da Haydar Hayder Bursa Vakıf Külliyesi'nde e, inşallah icra edilecek. Epeydir de gitmemiştik. İnşallah cemaatlerimiz orada da ilim yoluna zikir meclislerine iştirak etsinler. Lale Gül televizyondan veriliyor, radyodan veriliyor, bizim YouTube kanalımızdan veriliyor yani canlı veriliyor. Tabii herkes gelemeyeceğinden dolayı, ekseriyet gelemiyor dinleyenlerin, kaçta kaç gelebilir, yüzde biri bile gelemiyor. Yani çoğu, dünyanın her yerinden dinliyor. Onun için, e, ama Allah yolunda e, adım atmak, ilim meclislerine adım atmak, e, cemaate katılmak, o cemaatle beraber dualara amin demek, cemaatle namaz kılmak, e bunlar çok büyük şeyler. Onun için ilim meclisine iştirak. Orada o sarı kağıttan var mı? Çantada taşıyordum ya, alim ziyaret, ilim meclisleri. Onlardan epey bir şey okuyamadık. Ee, yani sohbete gelirken bir de kaç tane niyet lazım? Bir ilim meclisine e, gitmek, iki bir alimi ziyaret, Men zâr âlimen fekânü ve azâr âlim. Bir âlimi ziyaret, beni ziyaret gibidir buyur. Sallallahu aleyhi ve sellem ve men câlese âlimen fekânü ve câlese. Bir âlimle oturmak bir mecliste benimle oturmuş gibidir. Ve men sâfâ âlimen fekânü ve sâfâ âlim. Bir âlimle musâfâ benimle musâfâ etmiş gibidir. Bu hususta o kadar hadis şerifler var. He? İlim ulema hakkında bir kitap zaten hazırlıyorum da. Hüsnü Hatime'ye şimdi uğraşıyorum. İmanlı ölmek. İmansız ölme tehlikeleri, imanlı ölmenin önemi ve bu usta tavsiye edilen dualar, zikirler, salih ameller Sayfa kitap şimdiden 600-700 sayfa olmuş. Ya daha da çoğun tercümelerini yapmadım. Metinleri attım, attım, attım. Babları, fasılları, kısımları tertibat yaptım. Daha bu sabah ne çalışıyoruz? Her gün çalışıyoruz. İnşallah bu gecede, inşallah uyumazsam çalışacağız inşallah. Sizden sonra yani o çok şey. Çünkü imansız öldün mü? Boşuna yaşadın, boşuna da yaşamadın. Aleyhine yaşadın. Bütün ibadetlerimiz boşuna gidiyor. Bütün mesele son nefes. Orayı kurtarmanın, oraya önem vereceğiz yani. Oraya önem vereceğiz. Çünkü neden? Kim diyor imansız ölmekten korkmuyorsa mutlaka imansız ölmüştür. Kesin. Ulema, meşayih, bütün sözü var. Men lef yehaf cevalel iman. Evet. Fakat ma te'lel küfri. Kim imanım kaybolur da son nefeste imansız ölürsem diye bir endişe taşımıyorsa kesinlikle kafir ölür diyor. İmam-ı ben üç şey söylüyor. Birisi işte iman nimetine şükretmemek. İkincisi imansız ölmekten korkmamak. Üçüncüsü kullara zulüm yapmak diyor. Bunların hepsini detaylandırdık tek tek tek. Kaynak 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 bütün kaynakları topladık. He, elhamdülillah. O biraz öne geçti. Ne hikmetse, yani bu kadar kitap sıradaydı, bitmeye de yakın idi. Kur'an duaların ikinci cildi öyle, gelecek günahların şey öyle. bayağı bir, birkaç tanesini, aklımda da şu anda hepsi yok. Üç dört tane bitmek üzereydi. Hem onlar kısaydı. Kul haklarından kurtulma yolları falan. Bunlar şeydi, birden üstüne hatime devreye girdi. Manen yani. Bir de baktık Allah Allah diyorum. Hoca Efendi'ye dedim kaç sayfa olmuş o da büyük dosyayla. Yani mizan parçası değil kitap şey değil büyük dosyadaki sak. Dedi ki 600 olmuş. Dedim Allah Allah bu ne zaman 600 oldu ya. Ama çok topladık elhamdülillah. Gece gündüz çalışıyoruz. E ben de imanımı kurtarmama vesile olur. o kitaptan okuyanlardan imanı kurtaranlar olur. Onlar da bana dua eder. İnşallah. Biz üretiyoruz yani. Biz iş yapıyoruz. Başkaları laf salatası, milletin anasını avratına sövmeye devam ediyor. Ama biz burada devamlı emek, emek, emek. Emeksiz yemek olmaz derdi Efendi Hazretleri. Biz sizin hizmetinizdeyiz ama maddi manevi desteklerinizi bekliyoruz. En büyük destek şu sohbete gelmek. Şuraya gelen adam bize en büyük desteği veriyor. Neden? Men kessere sevâdekâ mufeûmîrûm. Bir cemaatin kalabalığını artıran onlardandır. Biz Efendimiz'in yolundayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehl sünnet yolundayız. Hak üzereyiz. Bunda hiç şüphemiz yok. Bu aleni gözüküyor yani. Delillerimiz ortada. Onun için birlikte olalım. E, cemaatimizi artıralım. E, Eksir umnel ihvan Dinde kardeşleri çoğaltalım. İhvanı çoğaltalım. Dostlara bağlı insanların sayısını artıralım. Fe inne rabbekum kerim. Rabbiniz şüphesiz haya sahibidir. Kerem sahibidir. Haya hani bizim gibi utanmak değil haşa. Biz hani utanırız, kafamızı önümüze eğeriz, yüzümüz kızarır, bozar falan. Öyle değil. Mevlamızın hayasının manası ne? Estahyen bab devmel kıyameti ve ihvan. Dünyada ihvan kardeşler arasında sohbet meclisinde, zikir meclisinde, ilim meclislerinde toplanırsa işte orada Allah için kardeşlik kurarlarsa, ki biz kurmuşuz Allah'ın izniyle bu kardeşliği. Yılların cemaatlerimizle birlikteyiz. Öleni var, kalanı var, hasta olup gelemeyeni var. E Mevla bilmiyor mu bunlar? Ne halde oldu? Hepsini biliyor. Onun için bu Allah için olan birleşmeler, toplaşmalar, istimalar ve yine imanlı ölmenin sebeplerinden biri arşın gölgesinde gölgelendireceğini vaat ettiği hadis Burada da bayağı bir 5-10 hadis-i şerif topladık. Fasıl, 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 fasıl şefaat efendim sallallahu aleyhi ve sellem şunu yapana şefaatim vacip olur. İmanla ölecek demek. Orada bir fasıl açıldı gitti. Şunu yapan arşın gölgesinde gölgelenecek. Bu ameller ne demek istiyor? Arşın gölgesinde gavur gölgelenin imanı. Böyle fasıllar açtı. Çok fasıl var. E tabi en mühimi dualar ve zikirler. Bir de hıfzı iman. E, akşam namazdan sonra kılıyoruz ya imanı muhafaza. O namazların da 6-7 tane rivayetini topladık yani. Hepsi farklı. İsteyen onu kılar, isteyen onu kılar. Vakti geniş olan zamanda uzunluklar kılar, çok vakti dar kısasını kılar. Toplandı gitti elhamdülillah. 13. Kardeşleri çoğaltın. Mevla kardeşlerinin arasında kulunu azap etmekten Rabbiniz kıyamet günü haya eder. Ne demek? Adamı teke teke hesaba çekiyor. Ettearifü zembekezâ ettearifü zembe Buhari hadisine şu günahını hatırlıyorsun değil mi? Şu suçunu hatırlıyorsun değil mi falan? Hiç kimse duymuyor. İnne Allah sevkellimu abde ve yevmel kıyameti zeyse beyne ve beyne tercüman. Hiç arada tercüme yapan yok. Çeviriye lüzum yok. Hiç aracı yok. Mevla kulunu muhatap alıyor. Mevla mekandan münezzeh. Günahlarını tek tek söyletiyor. Hatta ila kararav bizunubi ve zannenu kateleke. Bütün günahlarını kabul müsün kabul Yaptın mı yaptım. Adam da diyor ki, şimdi diyor beni gümbürdü cehenneme yollayacak. Bu kadar günahımı yüzüme vurduktan sonra cennete ne işim var zannediyor. Ama ne buyuruyor? Setertu leke fit dünya ve nefsur aleke Dünyada bunları ben örtmüştüm. Bunların birini bile açığa verseydim, insanlar sana hürmet edeceği yerde suratına tükürürlerdi. Herkesin öyle günahları olabilir. Ama bugün ben seni affediyorum. Ama diğer adı şerifte ne buyuruyor? Ha, şimdi ben seni cehenneme göndereceğim. Gönderecektim yani. Ama senin cemaatta bir araya geldiğin Allah için musafalaştığın, görüştüğün, konuştuğun, sohbete gittiğin, ilim halkasına katıldığın veyahut haç yolunda, umre yolunda, veya cihat ta işte ne, askerlikte vesaire Allah için yapıyorsan her şey tabi bütün mesele Allah için yapmaktır bu arkadaşların seni nasıl bilir dediler e, musallada iyi biliriz dediler şimdi ben de senin ne bozuk odum olduğunu sana söylettim kendi ağzından ama şimdi ben haya ediyorum ki götürün bunu cehenneme dediğim zaman bu kadar seni tanıyan bilen Diyecekler ki vay biz yanıldık, aldandık, biz bunu bir adam zannettikmiştik, iyi adam zannetmiştik, ne bozuk adam çıktı falan. Şimdi onlar hayal kırıklığına uğrayacaklar, üzülen olacak falan. İşte ben onların sana karşı olan hüsnü zanlı yani güzel düşüncesi ne bağışlıyorum seni bağışlıyorum hadi git cennete buyuruyor. Şimdi burada ne devreye giriyor? Kardeşleri çoğaltın. Emri bil maruf yapın. insanların hidayetine sebep olun. Sohbete gelmelerine, cemaate gelmelerine vesile olun ki veyahut akşam dersleri var derneklerde, şuraya bağlı işte Efendi Hazretlerimize bağlı derneklerde e, öbürlerine gitmeyin. Efendi Hazretlerimize bağlı yerler bulun, adamlar bulun. Ondan sonra veyahut da Normal talim, tecvid, bir şey, ehl sünnet bir hoca buldunuz. İlla tarikat ehli olması, şartı yok. Adam Fatiha'yı düzgün okutacaksa sana ondan Fatiha okuyabilirsin. Yeter ki itikadı eli sünnet olsun. Eli sünnet olsun. Ee, o şekilde bir arkadaş daha alırsın götürürsün. Dersin ki bak sen Fatiha'yı doğru okuyabiliyor musun? Sübhanekeyi ettehiyatü bir dinletelim. Bir hoca efendiye veya müezzin efendiye camide gidelim falan. Bu ne oluyor? Kardeşleri çoğaltmak oluyor. Yani Allah yoluna gittiğin arkadaşın şahitleri çoğaltıyorsun. Bu şahitlerin çoğalması neye yarar? Yarın ahirette sana döner. Çünkü neden mevlane bunu Sana azap edecektim ama seni iyi bilenler var. Şimdi onları üzmek istemiyorum. Onun için Mevla seni de affeder, beni de affeder. Cemaatlere devam edelim. İlim meclislerine iştirak edelim. Ben sadece benimle ilgili konuşmuyorum. Kim ehl-i sünnet alim artula gitmiyor. Hakkı söylüyor. Bunların hepsi burada aynı müjdeler e, devreye giriyor. E, cuma namazları artık burada kılınıyor. Can yani cuma namazından evvel e, İsmail Ünalcı hoca gelecek bu hafta inşallah. Mustafa Çimşekler hoca yok. Onun için İsmail Ünalcı hoca gelecek. E, ondan sonraki haftalarda e, Allah bir mani vermezse Mustafa Hocaya da Allah afiyette hayırlı uzun ömür versin. Öz İmşekler hoca Cuma'dan evvel sohbetler, hem canlı yayın Lale Gül'den Cuma saatinde sohbetler olacak, hem de e, Cuma'dan evvel sohbet olur. Ondan sonra e, pazartesi akşamları Hüsamettin Manlı Hoca Efendi şimdi e, Lale Gül'e gidip çekim e, yapacağına e, buraya e, gelse hem gelen birkaç Müslümanlar, e, gelin işte alimlere gelin. Efendi Hazretleri'nin adamı Usulü Fıkıh'ı okuttuğu adam en büyük hocalardan fıkıh alimi lefekûn vâhidûn eşeddu aleyhşşeytan bir fıkıh halimi, bin tane sofu evliyadan şeytana daha zor gelir. Şeytan bin sofuyu saptırır, bir fıkıhı saptıramaz. Hemen yuridillâ bi hayra yufekû Allah kimin hayrını dilemişse dinde fıkıh ve ilmi öğretir. Efendim senin adamları nerede bulacaksınız böyle hocalar? Dünyanın neresinde var böyle? Efendi yetiştirdi bunları hep. Onun için pazartesi ee, akşam sekizde burada hani akşam yatsıyı kıldın kılamadın nerede kıldıysanız kılarsınız yani sekiz gibi hoca efendi burada sohbet başlayacak o zaten stüdyoya gidip orada çekim yapacağına şurada iki üç müslüman da gelse ilim meclisi kurulsa daha iyi olmaz mı? ha tamam olur diyorsunuz ama gelen yok ondan sonra hoca efendileri kızdıracaksınız ben de sizi kurtaramayacağım ya. Celal Hoca da sizi kurtaramayacak dedi ya. Rahmetli. <laughs> Onun için Ha, onun bir hikayesi var yani. Celal Hoca da sizi ona göre hoca efendilere hürmet, ikram, ikram ne? Baklava börek getirmekten. İlim meclisine katılsan değer vermiş olursun. Onun 40 sene, 50 sene ilim yapmış ya. Benden de bir yaş büyük abimiz. 40 sene, 50 sene ilim yapmış bu adamlar. Kalender hocalar vesaire şu an Ahmet Hoca benden. Bütün bunlar seni en seçkin adamları. Kıymet bilelim de Allah nimeti elimizden almasın. Şükrümüzü bize ilham eylesin. Len şekertüm lezillennikum. Şükrederseniz nimetinizi artırırım buyuruyor. Daha çok alimler yetişecek inşallah. Ee bak şuuranın medreseleri. Bütün Fatih medrese yapsan Ömer Hoca'ya talebe var. Ömer Mahmutoğlu Hoca. E şimdi bir yerler verirseniz talebeler yolda kaldı dersen ben kirasını vereyim, şurayı tozalım. Devreye girin. Biz aracıyız. Biz hizmetteyiz. Ben her tarafa anansiyet. Ama her toplantılara katılıyorum yani. Allah için teşvik ediyorum. Benim derdim hizmetçilik ya. Peki böyle bir kapıya Allah'ın kapısı, Resulullah'ın kapısı, sallallahu aleyhi ve sellem müceddit Mahmud Efendi Hazretleri'nin kapısı gibi sağlam kapı dünyada kalmamış. Böyle bir kapıya hizmetçilikten daha büyük şeref ne olabilir? Ağlığa ne lüzum var? Hizmetçilik neyimize etmedi? Onun için hepiniz bu işlerle ilgilenin. Anladım? mı? İnşallah Rahman. Burada da bir şey ayarlamak lazım. Akşam yatsı arası falan bir saat verip talim, tecvid dersi almak isteyenler gelebilir. Falan. Ona da bir hoca efendiler bulalım. İnşallah. Gelenler olabilir çevreden. Adam mesela Fatiha'yı, Sübhaneke'yi, Güzel bir talim, tecvid, kıraat öğrenecek veya bir ilmihal bilgisi, bir ehl-i böyle dersler yapılması lazım. Üç kişi, beş kişi, on kişi dememek lazım. Bir kişinin hidayetine vesile olmak lazım. Yani bu civarda da şimdi gidilecek yerler azaldı. Dolayısıyla onu da kurmak lazım. Bunu da bana hatırlatsın arkadaşlar. Burada zaten Hoca Efendi var. İşte Hoca Efendi ile de konuşalım, anlaşalım. Yanına yardımcı lazım olur mu? Ee, o da vazifesini yapıyor ama e, gelen olursa daha fazla vazife yapar. Öyle mi kardeşim ya? Din yolunda kardeşlerinizi çoğaltın. Allah için aldın bir adamı getirdin. Bir ona doğru okuttun. Bir Fatiha'sındaki yanlışları düzelttin. Belki adamın namazı olmuyordu o Fatiha'yla. Boşuna kılıyordu. Bunlar ne büyük hizmet. Onun için gayretli olursak ne lazımcılığı bırakacağız. Herkesin işine karışacağız. Ama terbiyesizlik yok, ahlaksızlık yok. Alttan alarak, hürmet ederek, değer vererek, küler yüz tatlı dille yaklaşacağız. Sen de ne cahil adamsın bilmem ne, bu kadar sen de Fatiha okuyamıyorsun lan ne biçim adamsın falan. Bu hareketler milleti dinden soğutur. Terbiyesizlik bu. Müslümanlar böyle olmamalı. İnsanları ısındıracağız. İnşallah rahman. Beraber. Şimdi ee, 6 Ekim, pazar günü ikinci namazım takiben Mahmud Efendi Hazretlerimiz bana burada pazar sohbet yap e, buyurdu ya, o emri tutmak lazım. Yaz girdi, güz girdi. Ben Efendi Hazretlerinden şimdi daha çok korkuyorum yani. Şimdi Efendi Hazretleri öyle der. Ben Ali ben babamdan şimdi daha çok korkuyorum. Ya bir gün e, şeyden... E, Kabri Şerif'e doğru iniyor. O zaman da sarık yasağı var dışarlarda falan. Ortalık karışmış. Efendi Hazretleri de sarığı yanımıza alalım dedi. Ondan sonra tam geldiler. Kabri Şerif'in oradan köşeye dönüp hani yürüme mesafesi kaldı. Sarığım verin dedi. Bizim şoför dedi ki sarığı camide unuttum dedi. Ulan kendini unutsaydın ya dedi. Şimdi kızdım. Ne yapacağız dedi şimdi. E, Ali Adel Efendi babamız buyurdu ki bana Mahmut evlat sarıksız yanıma girme. Namazda değil ha. Ziyarete gelirken sarıksız yanıma gelme. Dedi ben şimdi efendi babadan daha çok korkuyorum dedi. Ne yapmamız lazım şimdi? Sonra birden aklına geldi efendi. Baktı şoförün başında sarık var. Ulan dedi madem sarığı unuttun sen sarıksız olsan olur. Efendi baba sana demedi, bana dedi de. Çıkart sarığı dedi. Ulan ulan ben diyorum ha. Efendisi de ulan ulan demiyordu aşağı tövbe ya Rabbi ya Neyse ula derdi, ula derdi bazı. Ondan sonra of lukatı ile ee, sarığını ver bana. Sarığı sardı, pe öyle gitti. Şimdi onun için ben derdi, ben bunu kaç kere duydum. Efendi babamdan şimdi daha çok korkuyorum. Ben efendi hazretlerimden şimdi daha çok korkuyorum. En ufak bir şey olsan geliyor uyarıyor. Her şeye karışıyor. Tasarruf onda. Onun için e, pazar günü e, burada sohbet yap dedi. Kendi Mahmut Efendi Camisi'nde. İkinci namazında orada olacağız. Yani ona bir ara verdik, şimdi ödüm koptu yani. Hemen dedim başlayalım dedim yani şimdi. Anladın mı? İşte bana da o yakalar, karşı yakalar. Orada kadınlara çok geniş yer var. Yani çok kadınlar, 2000 kadın gelse rahat rahat girer çıkar. Onun için karşı yakada da çok sohbet ihtiyacı oluyor. Oralara da yapamıyorum. Hiç olmazsa Efendimiz'in bereketiyle han kardeşler de gelebilirler. insanları getirebilirler. E, i̇ki namazını, farzını kıldıktan sonra işte tesbihattan sonra sohbet olur. Tamam mıyız? Tamam, He? Tamam inşallah. Tamam, inşallah. Şimdi e, size dedim ki e, bir şey söylüyordum. Bir delil çıktı ortaya. Onu kısaca söyleyeceğim. Dedim ki size bu Mahmut Eren'in medreselerine talebe verilmez. Dedim mi? Evet. Kaç kere söyledim mi? Evet. Burada gerekçelendirirken bazı gerekçeler söyledim. Efendim hazretleri buna medrese verilmez dediğini söyledim. Ondan sonra İncil meselesi söyledim. Ondan sonra yanlış fetvaları söyledim. Bir mesele de neyi söyledim? Çocukları eşkıya gibi yetiştiriyorlar. Ana avrat sövme var. Dedim. Dedim mi? Bunun delili çıktı şimdi. Bunun ses kaydı çıktı. Bunun gibi ben neleri duydum şahitli ispatlı ama delilim yok. Meğer şimdi internetlerde yayılmış. Her tarafa yaymışlar ben bilmiyorum. Meğer çekmek çekenden haberim var. Ne kim çektiğini tanıdığım var. Ne orada konuşanlardan birini tanıyorum. Yani o konuşanlardan birini tanıyorum. O da e, Hasan Yaşar. Bu Hasan Yaşar e, ee, torunlar efendim torunlarıyla birlikte Ömer Faruk Korkmaz Hoca Efendi'yle birlikte bana gelmişti bir kere. Bir iki sene oldu değil mi hocam? İki, iki, yani üç dört sene olmuştur belki de fazla. O bana gelmeyene kadar ben hiç malada bunu hiç görmedim. Efendi Hazretleri'nin yanında da hiç tanımam. Görmedim yani. Ama benim eve geldikleri için tanımış oldum. Bu da dört beş sene evvel. Şimdi bu Hasan Yaşar kimdir? Yavuz Selim Gençlik Derneği ki biliyorsunuz bütün fitne fesat yuvası oldu artık. İptalca yuvası oldu, her şey yuvası oldu. Ee, başkanlığını Efendim Selim maalesef işte torununun yaptı Abdülhalim. Yavuz Selim Gençlik Derneği'ndeki birçok yedi senedir sohbet yapıyor. Şu anda videoları mevcut orada. İsteyen girer, doğru konuştuğumu görür. Mahmut Eren'in baş hocası, Mahmut Ören'in medreselerinde bu adam ne dersi veriyor biliyor musunuz? İlmi kelam. İlmi kelam ne demek? Ehl-i sünnete göre itikat. i sünnet itikadının hocası bu adam. Şu anda halen yıllardır. Sonra bir muhiddin çıktı biliyorsunuz. Kağıthaneli bilmem ne. Onun da kursu var. Fıkıh mıkıh diye bilmem ne işte. Biz de adam zannettik gönderdik o zaman. Fakat işte ne oldukları işte yeni yeni anlaşılıyor. Onun da kursunda itikat ehli sünnet dersini kim veriyor? Bu Hasan Yaşar veriyor. Şimdi dolayısıyla e, zaten Muhammed Fatih Usta ile videoları beraber haşır neşir devamlı beraber oturuyorlar, kaynatıyorlar yıllardır. Biz bunların ağzının bozuk olduğunu, aralarında millete ana avra sövdüklerini sade bana sövmüyorlar. Hüsamettin Hoca'ya da ana avra sövüyorlar. Hüseyin amine hoca'ya ana avrat söylüyorlar. Ahmet İslamoğlu hoca efendi ana avrat söylüyorlar. Ana avrat diyorum ya. Böyle bir durum var ya bu Mamperen metreselerinde, Yavuz Selim gençliğinde. Durum bu. Şimdi bu adam efendim ee, ne yapmış? Bir konuşmalar yapmışlar bir yerde. Ben bilmiyorum yani şey nerede yapmışlar, ne etmişler. İnternetten bana da senin haberin var mı diye atıyorlar. Ben de yeni duydum. Ben de yeni duydum. Bir kısa dinledim. Hocam dediler o kadar sövme var ki müstehcen. Bel altı o kadar konuşma var ki dediler. Yani senin moralin bozulur diye biz sana atmak istemedik dediler falan. İşte bilmiyorum iki dakikalık bir bölümü, iki dakika bilmem kaç saniyelik bir bölümünü dinledim. Cinsel uzuvların hepsi var. Cinsel uzuvların hepsi var. Bir de benim bir konuşmamı dinliyor. Rabıta ile ilgili hemen peşinden bana bilmem ne çocuğu diye annem rahmetli kıymetli, şerefli o anneme faş ediyor. Evet. Faş ediyor benim anneme faş ediyor. Allah ıslah etsin. Yine ben beddua atmıyorum. Allah hidayet etsin. Allah ağızlarını, gözlerini, burunlarını düzeltsin. Ama ehli sünnet itikadını Yavuz Selim gençliğinde, Mahmut Eren'in medreselerinde, Muhittir'in medreselerinde benim anama fahişe diyen adamlar okutuyor. Bu kadar. İzaha lüzum var mı? yine haklı çıktın mı? Ben haklıydım da delil yoktu. Şimdi bire bir yerlerden Allah bir delil patlatmış. Hiçbir haberim yok kim çekmiş, kim konuşmuş. Vallahi yok, billahi yok. Kimlerle oturmuşlar, nerede oturmuşlar, bir şey bilmiyorum. Aa Allah duyurtuyor mu? Ya Allah duyurtuyor. Ya ben dersin ki yanlış adam dersin, şu dersin, bu dersin. Ölmüş anamdan, tertemiz kadından ne istiyorsun ya? Ya buna nasıl sen fahiş edersin ya? Resmen diyor ya. Onun için bunlarda talebesi olan, bunların bir de kız versiyonları var. Bunların bir de kadın medreseleri var. Bunların karılarının, kızlarının, kaynanalarının. Bunların hepsi böyle. Bütün mesele çoluk çocuğa. Bizim Şura'nın 400'ü aşkın medresesi var. 10 binlerce talebe var Efendi Hazretlerine bağlı. Hiçbir medresede sövme duydunuz mu? Bir hocanın adıyla hakaret duydunuz mu? Hiçbir şey yok ya. İşte siz talebeler, çocuklarınızı, kızlarınızı, oğullarınızı oralara verin santral kuruldu. Bir daha telefon numarasını söyleyin. Bu santralın vahitleri. Verin bana. Bakın, şimdi bir de şu mesele var. Bazı kadın hocalar ve erkek hocalar orta bir yol tutturmuşlar. Bu orta yolda sahte şeyhede bir şey demiyoruz ama biz rabıtayı efendiye yapıyoruz diyorlar. Bunlara talebe verilir mi? Asla verilemez. Niye? Burada ortada kalınacak bir şey var mı? Yok. Efendi Hazretleri ben yerime birini bırakmadım buyurduğunuz sesi görüntülü var mı? Yok. Sekiz, on tane hoca efendinin hepsinin sesli beyanları, şahitlikleri var mı? Efendim Hasan Efendi üzerine bile Selahattin hocalar adamlar gönderdi, bunu tebliğ edin dedi mi? Hasan Efendi benim böyle bir zat ederdim yok. Elhamdülillah rahatladım ya bunlar beni zorluyorlar demedi mi? Dedi. Şeyh yok dedi. Hasan Efendi kendisi. Gittiler sordular, Şeyhli Mahmut Eren'e mi bırakacaksınız diye millet tedirgin oluyor dediler. Hasan Efendi kaldırdı, ne şeyhi diyor? Yok dedi öyle bir şey, şeyh yok dedi. Efendi var dedi ya. Şimdi bunları gizlediler, uyduruk uyduruk işten ettiler. Hangi kadın hoca, hangi erkek hoca, efendi son şeyhtir, silsilede onunla sonlanmıştır. Hazreti Mehdi'ye rabıtası vekilleriyle ulaşacaktır inancındaysa sohbetine de gidilir, talebe de verilir, kadını da erkeği de bu minvalde geçer. Ama ben oraya da bir şey demiyorum. Ama ben Rabut'u efendi yapıyorum. Yeter mi? Yetmez. Yetmez. Bunun sahte olduğunu söyleyeceksin. Şu anda sahte bir peygamber çıksa, bayağı da bir taraftarı olsa, sen de desen ki ben Muhammedur Resulullah diyorum. Peygamber olarak onu biliyorum. Sahte peygambere de bir şey demiyorum desen. Müslüman olabilir misin? Burada da Müslümanlıktan bahsetmiyorum. Kafir olur anlamında konuşmuyorum. Efendinin adamı olmak için bizim kız erkek çocuklarımızın terbiyesini teslim etmemize layık olmak için o tarafa da bir şey demiyorum demek batıla ses çıkartmıyorum demektir. Batıla ses çıkartmayan Hoca da olsa, hacı da olsa beni alakadar etmez. Benim onunla işim olmaz. Hiçbir çocuğu da oraya emanet etmem. 400 500 medrese var. Efendimiz şu anda 200 vekil olmuş, temsilci olmuş. İşte 40 vilayete daha hoca efendiler tayin ediyorlar şu anda. Ne oluyor yani? Niye kaşınıyorsun? Oraya da bir şey demem diyen adam orayı kabul etmiş demektir. Batıla batıl demeyen hakkı reddetmiş olur. Benim okuduğum İslam, Kur'an, sünnet bunu yazıyor. Bidat eline de bir şey demem dersen, Halis Aydemir'e bir şey demem dersen, Nurettin Yıldız'ı da alakadar etmez beni ama ben cübbeliyi dinliyorum dersen, kurtarabilir misin? Kurtaramazsın, cübbeliyi dinlemek seni kurtarmaz. Bidat eline reddiye yapılanı kabul edeceksin. Bunlar yanlış adam, yanlış yolda diyeceksin. Burada da tarikat yanlışı var. Ama İmam-ı Rabbani buyuruyor ki, tarikatta bidat çıkartmak, şeriatta bidat çıkartmaktan ehven değildir. Ben buraya dayanıyorum. Niye sen rabıtayı bu kadar büyütüyorsun Ali Ulvi'nin dediği gibi? Niye sen İhsan Şönercan dediği gibi? Bu kadar önemli mi bu bilmem ne bilmem ne? Kardeşim, Efendi Hazretleri bize 50 sen 55 sene emek etmiş bana. Bana vasiyetler yapmış. Yolumu koruyacaksın diye. Diğer hoca efendilere de yapmış. Şimdi o hoca efendilerle biz buluştuk da bu işi korumaya çalışıyorlar. Peki inne ihtiyaç şeyin fit tarikati leyse bi ihtiyaç şeyin e, e, bi ehvene min ihtiyaç şeyin fi şeriat diyor İmam Rabbani. Bu medreseler tarikat ehli hocalara bağlıysa, bu medreselerde talebelere rabıta öğretiliyorsa ha bu Diyanet'in kursu değil ki. Diyanet'in kursunda rabıta yokmuş yok. Ama sen bu medreseye gönderince adama çocuğa rabıta öğretiyorlar mı öğretmiyorlar? Mı? Öğretiyor. Peki yanlış rabıta öğretirse ne olacak? İşte İmam-ı Rabbani diyor ki, şeriatta bir yenilik çıkarttın, reform, uydurma bir şey çıkarttın. Bu nasıl büyük bid'atsa? Küllü bid'atın dalale ve küllü bid'atın finnar ve küllü dalaletin finnar Her yenilik, bid'at, reform dalalettir, sapıtmadır. Her sapıklığın sonu cehennemdedir diyor. Hadis sahih. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki İmam-ı Rabbani ne diyor? Tarikat ehli olanlar için ya sen ben tarikat ehli değilim. E tamam ama çocuğunu verdiğin zaman ona tarikat öğretiyorlar mı? Öğretiyorlar. E yanlış öğretiyorlarsa düştün tehlikeye. İmam-ı Rabbani ne buyuruyor? şeriatta reform ve yenilik çıkartmak neyse, tarikatta da bid'at çıkartmak ondan aşağı değildir. Daha hafif değildir. Şimdi ben İmam-ı Rabbani'nin bu sözüne göre haklı mıyım haksız mıyım? Haksın. Ali Hülvuzunlar diyormuş ki, Rabıta hayatımızın kaçta kaçına tekabül ediyor. Benim şeye döndü yani. Birden 2016, 2006'da tefsir odası yüksek çıkıyorum. Biraz mor arıyormuşum, kararıyormuşum. Biraz da oturuyorum, beş dakika bir nefes alıyorum falan. Dediler hoca efendi, hoca dediler bana arkadaşlar. Bir şey var sende dediler. Dedim ne olacak ya? Kalpten malpten. E şeker var 40 senedir o zaman bile. Dedim gideyim. Gittim hastaneye. Ben baktım dedik. Anjiyo yaptılar. Anjiyo'da da iki tane çok önemli damar tıkalı bulutlar falan neyse. Dediler hemen bypass olman lazım. E ne yapacağız? O dedi olma, bu dedi olma, Rasul Hoca geldi, o geldi, bu geldi, hastaneye herkes. Olma, 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 yaşım kırk. Efendim Efendi Hazretleri telefon etti. Hemen ol dedi. Tamam dedim, ben hastaneden çıkmadan olalım. Zaten Perşembe gitmiştik, Cuma'da ölürsek tam bu Cuma değil, dönmez yani. O Cuma ölürüz dedik. Ben böyle tehlikeli işleri hep Cuma yaparım. Ondan sonra, e, tamam dedim, tabii hanım şey diyor, ne oluyoruz ya? Sapa sağlam girdik, baypasa yatıyoruz falan. E ne yapacağız ya Efendi hemen ol dedi. Ondan sonra, şimdi soruyor doktora kadıncağız, üzülüyor. Doktora dedi ki, risk ne kadar dedi sen doktor bey? E dedi, yani dedi, dünyada yüzde üç dedi, bizde yüzde bir dedi. E şimdi çok az, yüzde bir kadar. Ama doktor da bir antika. Gitti dedi ki kadının suratına. Ama yüzde bir senin kocana denk gelirse yüzde yüz oluyor dedi. Ulan ne konuşuyorsun bunu zaten yatıştırma uğraşıyoruz. Şimdi dedi ki hayatımızın kaçta kaçına tekabül ediyor rabıta dedi. Ulan bir adam ihlansa, çoluğun çocuğunu da rabıta üzere olan bir medreseye veriyorsa onun hayatının yüzde yüzüne tekabül ediyor normal cemaat başka, bu işin içindeki başka. Doğru mu konuşuyorum? Evet, doğru. konuşuyorum? O zaman İhsan Şan Hoca olsun, Ali Ulvi Hoca olsun bu noktalarda yanlış konuşuyorlar. Evet. İhsan Şan Hoca benim yüzüme dedi ki, isteyen istediğini yaputa yapsın. Mesele değil ki dedi ya. Herkes birbirine yapsın dedi ya. Evet. Bu nasıl oluyor kardeşim? Bizim evde dedi Hüseyin Hoca yanındaydı. Yani dedi ona da olur, ona da olur, herkese olur dedi. Hani o derken gidip de şarkıcıya, türkücüye demedi. Onu demek istemiyorum yani. Yani cemaat içinde yani hocalar. Bütün hocalara olur diyor yani. Nasıl olur ya? Ha. Rabıta yaptığın adama sen ne demiş olsun? Ya Rabbi ben bunun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyadaki vekillerinin en büyüğü olduğuna inanıyorum. Bundan daha faziletli bir veli olmadığı için buna rabıta yapıyorum. Rabıtanın manası bu. Sen bu kafada olarak yapabilecek misin? Önüne gelene nasıl yapacaksın? Onun için tehlike büyük. Bunu size anlatıyoruz. Burada bu işi ne çözer? Vahid derin 0 212 588 1 588. Bu numaradan Kız ve erkek medreselerinde hangi vilayette, ilçede, beldede size en yakın veya yakın şartı değil adam Antalya'dan getiriyor, İstanbul'a talebe teslim eder. Yakınlık şartından demiyor. Hangi medreselere kız ve erkek talebe verebiliriz? Buradan onay almadan, buraya sorup cevap bulmadan bir yere verirseniz de dünya ahiret çoluğunuz çocuğunuzdan size zarar gelirse ben mesul değilim. Benim anama bile fahişe diyen adamların ehl sünnet itikat dersi verdiği bir medreselerle karşı karşıyayız. Ses kayıtları ortadaymış. Herkese yayılmış. Arayan bulur. Mevlasını da belasını da. Şimdi biz başlıyoruz neye? Dersimize. Bu dersimiz nereden bahsedecek? Kebair günahlar. Kebair günahlarla ilgili ee, konumuz nereye geldi? Adam öldürmeye geldi. Cinayet ve adam öldürme. Bu husustaki hadd-i kerime ve hadis-i şeriflerden ders yapacağız. Artık önümüzdeki süreçte, Recep ayına kadar falan inşallah seri e, çok da başka konulara girmemek e, istiyorum. E, önemli çok bir konu çıkmadıktan sonra ders, sıralı ders takip edeceğiz. Kebair günahlardan. Resulullah sallallahu teala, aleyhi ve sellem Efendimiz, biliyorsunuz meşhur bir hadis şerif. Daha onu da tamamlayamadık. Oradan sırayla devam edeceğiz. Ne buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem? İçteli bu seb'al mubikati. Bu hadis şerif hem Bukhari hem Müslim'dir. Ee, ocakları batıran, insanı helak eden, cehennemin dibini boylatan, yedi günahtan sakın. Dediler ki, Ya Resulallah, yedi günah nedir? El-işrakübillah, başta şirk koşmak. Şirk koşmak zaten İmansızlık, küfür ama onu da her günah şirk değildir. Ama şirk en büyük günahtır. İnne şirke le zulmün azim diyor Kur'an. Zulüm normalde zulüm yapmak gavurluk mudur, günahkarlık mıdır? Günahkarlık bir adam zulüm yapıyor diye ben ona kafir diyebilir miyim? Diyemem. Mi? Ama Allah Teala bize şirk için ne diyor? En büyük zulümdür. Demek ki her zulüm şirk, değildir ama şirk en büyük zulümdür. Onun için yedinin başında şirk söylüyor. Şirki zaten ehli sünnet itikadı derslerimiz mektubatta bu önümüzdeki çarşambanın dersi tamamen imana girecek. İmam Rabbani bir sayfa kadar o mektupta şu anda uzun bir mektup okuyordum. Melekleri okudum bu geçen hafta. Ee, yani dün melekleri oku, melekler hakkındaki şey geldi. Şimdi iman nedir? dille ikrarın yeri neresidir? Kalple tasdığın yeri neresidir? Ondan sonra imanın e, bütün teferruatıyla tarifini itikatta müçtehit olan İmam Rabbani Hazretlerimiz yapacak. Önümüzdeki çarşamba mektubat dersi önemi büyük. Zaten itikat derslerinde tümü şirkin e, izahını yapıyor. Şirkten uzak durmak için e, ne yapmamız lazım? Bunları e, zaten itikat dersleri bunun için yapılıyor ve ben Ağzım laf yaptıkça, kafam çalıştıkça itikat dersleri haftada bir gün devam edeceğim size. Bütün herifte de itikat kitaplarını tek tek okuyacağız. Mektubat biter bitmez sıraya koyduk. Bütün herifte itikatlarını okuyacağız inşallah. Sizler de e, o dersleri ömür boyu dinlersiniz. İmanla ölmenin en büyük sebebi budur bir defa. Ondan sonra ikinci günah olarak hadis-i şerifte bazı hadis-i şeriflerde tabii e, kebal günahlar, e, sayı sayılıyor. Ondan sonra e, sırada bazı şeyler var. Mesela Buhari Müslim'de sihir ikinci geliyor. Adam öldürmek üçüncü geliyor. Mesela. Sihiri de yapacağız tabii. Sırayla yapacağız. E, Ahmet İmam, Ahmet Nambel ve Nesai'de şirkten sonra nefs nefsil Müslüme Müslüman bir canı öldürmek ikinci geliyor. Şirkten sonra ne geliyor? Adam öldürmek geliyor. Ama biz tabii sıraya koyarken ne yaptık? Ee, namazın terkinden daha büyük günah yoktur şirkten sonra o rivayete dayanarak hemen e, biliyorsunuz e, ilk sohbette herhalde dokuz sohbet olmuştur belki namazın terki e, en büyük günah diye değil mi hatırlarsanız seri yaptık birkaç sene evvelden başladık biz buna herhalde iki sene oldu evet orada seri yaptık şimdi burada ikinci olarak e, söylüyor. E bazı rivayetlerde, e, yine Bukhari Müslüm'ün diğer bir rivayeti Enes radıyallahu anh'tan edilen de kebâr günahlarını anlatırken eşşirgübillah ve hukukul valideyn ve katbül Orada Allah ortak koşmaktan sonra ana babaya isyanı söylüyor. Ana babaya isyanı Hı. yaptık mı? Yaptık. Kaç sohbet yaptık. Onu da yaptık. Ve katlün nefs, Bukhari Müslüm'ün o rivayetinde üçüncü insan öldürmek e, geliyor. Vesaire vesaire. Ondan sonra e, bu tabi Bezzar, çok büyük maddesi Onun rivayetinde de el işrakü billah el kebair ve velûne büyük günahların başında şirk gelir ve katlün nefs bu e, adam öldürmek gelir ve ekmi riba faiz yemek gelir diyor. Faizi yaptık mı? Yaptık. Hatırlıyorsunuz değil mi? Tamam kardeşler. Ona göre şey yapıyoruz. Böyle sırayla yapıyoruz. Bir e, taberani Amr-ı i̇bn Efendimiz'den e, rivayet ediyor. Oradaki kebair şeyinde hukukul valideyn, ana babaya isyan şirkten önce gelir. <laughs> Allah Allah şimdi. İşte böyle hadislerin tahrişleri değişir. Ve şirkü billah sonra katlün <laughs> nefs adam öldürmek geliyor ve katlül <laughs> muhsanat namuslu kadınlara iftira geliyor. Bunu yapmadık. iftira yapacağız. Yani önümüzdeki derslerde. Ondan sonra yine e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in e, Yemen ehline yazdığı bir e, mektup var. O mektupta da e, İbn Hıbban da var, İbn Kesir var, Taberani hadis tıval da var, Hakim var falan. O hadis-i şerifte de inne ekberal kebair indallahi kıyameti Yemen ehline, Yemen'deki Müslüman olanlara mektup gönderdi. O mektupta yazıyor. Allah indine kıyamet günü büyük günahlarında en büyüğü el-işrakü billah şirk koşmaktan sonra ve katlün nefsil müminet bir hayır bir imanlı cana kıymak adam öldürmektir buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bizim bu büyük günahlar serisinde şimdi bundan sonra tabii çok var da ilk başı çeken yedi içerisinde adam öldürme işini yapacağız. Peşine intihar çok intihar etmek isteyenler var. Şimdi birkaç tane hanım kardeşimiz intihar etmek istiyorlarmış. İşte onları ikna edeceğiz, dua edeceğiz de intihardan vazgeçirmeye uğraşıyoruz ya. Yani. E şimdi nasıl olacak? Çok intihar, çok tehlike. Bu intihar, adam öldürmekten sonraki sohbet konusu inşallah intiharla ilgili olacak. Ondan sonra yine büyük günahlardan tabii ki e, yetim malı yemek gelecek. Ondan sonra büyü yapmak, yaptırmak. Bu çok ilerledi. Bu acayip bir şey bu sihir işi. Bunu üzerine gideceğiz. Sonra namuslu kadınlara iftira. E, geri kalanları zaten e, içkiyi yapmıştık. Faizi yapmıştık. Namaz terkini yapmıştık. Ondan sonra efendim ana babaya isyanı yapmıştık. Ee, onları yapmıştık. <laughs> He? Zekat zekat vermemeyi yaptık. Şimdi buradan diğer kalanlardan harpten kaçmak yani cihattan kaçmak mesela e, o da en büyüklerden zikrediyor. Bunları bu şekilde e, kardeşler e, efendim devam edeceğiz. Allah'ım ilim meclislerimizi daim ve kaim eylesin. Cemaatimizi müjdad eylesin. Amin. Amin. Allahu salli ala seyyidina Muhammedin hala ali وصabiysen biraz baştan yetişemeyenler oluyor. Ha bazı otobüs kaldıracağız şunu bunu oradan gelecek yetişemiyoruz diyorlar ama 8'e sabitledik şimdi buçuk yapsak da o da dönüşünüz için zor olur. Ben onun için ilanları öne alıyorum. Tamam mı? Zaten 8.40'ta girdik konuya. O arada ya yani zaten o ilanları sona bırakacağımıza öne alıyorum. O arada cemaat gelmiş oluyor. Böyle de iyi olur yani inşallah. 8'de başlamak üzere. İnşallah devam et, etmeyi Mevla nasip eylesin. Ah. <laughs> ne buyuruyor? Ee, Efendi Hazretimiz çok okurdu bu ayet kerimeyi, kerimeleri. Ee, Furkan suresinde diye hatırlıyorum. Estaizu billah la yed'ûne ma'allâhi lâ Mevla dostlarından bahsediyor. Ve ibadurrahmanillezîne yemşûne alel erdu hevnen ve iden khatabum cahilun kalu selama. Rahman'ın kulları efendi hazretleri derdi has kulları. Herkes Allah'ın kuludur ama bunlar özel kuludur derdi. Bunları Mevla tarif ediyor sıfatlarını. Bunlar ne yaparlar, ne yapmazlar. Şimdi oradan yarım sayfa geliyor. Şimdi dersimiz orası değil. Şöyle şöyle yaparlar tarafı geliyor. Yapmazlar var. İsraf yapmazlar mesela işte. Ondan sonra geldiğimiz sayfanın başına tabii sol taraftan Vellezine benim dostlarım öyle kullardır ki la ne tapmazlar maallay Allah ile beraber ibadet yapmazlar kime ilahın ahara başka bir ilaha ibadet yapmazlar. i̇şte yine geldik aynı yere. Ben batıla bir şey demiyorum, putlara bir şey demiyorum ama ben Allah'a ibadet ediyorum. Ama Mevlana bunu bana yapman yetmez. Benimle birlikte batıla tapmayacaksın. Anladın mı? Bir, yani şirk koşmazlar. İki, وَلَا اَكْتُلُونَ النَّفْسَ الَّذِي حَرَّمَ اللّٰهُ İllâhüm Haksız yere Allah'ın haram ettiği canı öldürmezler, cana kıymazlar. Haksız yere ne demek? Bunun haklısı var mı? Ya haklısı var. Şeriat devletinde kadı, şeriat mahkemesi kararıyla olursa adam öldüren ne olur? Kısaslan öldürülür. Bir adam sana geldi, silahı dayattı, seni öldürecek, nefsi müdafaa ederken, kurtulayım derken, sen de onu öldürmek zorunda kaldın. Bu şimdi cehenneme girmek. Şeyde bile, şu andaki e, layık mahkemelerde bile nefsi müdafaa diye bir madde var, değil mi? Mesela. Ondan sonra, ki onlar şerata göre uygun mahkemelerin kararları değil. Biz onların hükümlerini tasvip ve tasdik edemeyiz. Çünkü neden? Kur'an'la çatışırsa biz ne taraftayız? Biz Kur'an'ın şeriatına bağlıyız. Bu kadar. Ondan sonra velâ iznûn zina yapmazlar. Ve men her kim yefal yaparsa zâlit. Şimdi Efendi buraya verdiği bir mana var. Hiçbir tefsirde belki de göremez. Ama en doğru mana odur. Kim bunu yaparsa peşine derdi ki bu üçünü veya ikisini veya birini. Yani şirk koşarsan zaten toptan gittin. Hem şirk koştu, hem adam öldürdü, hem zina etti, tulum çıkarttı bu. Bu tulum çıkarttı. Şirk koşmadı, sadece adam öldürdü. Yine bu ceza girer mi? Girer derdi. Şirk koşmadı, adam öldürmedi, sadece zina yaptı. Yine bu ceza girer mi? Girer derdi. E çünkü tefsirlerden o falan. Onun anladığını biz anlayamıyoruz ki. Baş müfessir oydu. Ve men kim mefal yaparsa zâlde bunu, yani bu günahların hepsini veya ikisini veya birini ki bunların biri de nedir? Üçten biri adam öldürmektir. Yel kavuşacak esama esama kavuşacak. Esam günahın cezası manasına geliyor. Aslında isim peltek ile isim esam günah demektir. Ama burada günahına kavuşacak ne demektir? Ve men yamel miskale zerratin şerran yarahu siz yarahu diye bitirmeyin de okunuz gün yara görecek neyi hu onu anladım. Sureyi bitirirken siz yara diye duracaksınız. Yarahu diye de duysan namazın bozulmaz bir şey olmaz yani. Ama sana cahil derler. Rezil olursun millete. Ve meler kim yamel işlerse miskale zerratin zerre ağırlığınca şerran şer yaparsa yara görecek hu onu. E şerrin nesini görecek? Şer yapan diyor, zerre kadar şerri görecek. Ne demek yani? Kıyamete çıkıyorsun mahşere. Ondan sonra yaptığın kötülüğü sana filmde izletecekler mi yani görecek? Ne demek o? Cezasını görecek. Burada da diyor ki günahına kavuşacak. Ne demek yani? Günahının cezasına kavuşacak. Günah kavuşsan ne olur? Ama bir hadis-i şerif burayı tefsir eden var. El-gayyü <laughs> ve'l-ethâmu bir raniye fi ma sadid ve Gay kuyusuyla efem diye gay diye iki tane Kur'an-ı Kerim'de geçen ifade var. Birisi namazı hiç kılmayanlara ya da kazaya bırakanlara ya da tadil erkansız kılanlara. Yani tek kelimeyle namazı zayi edenlere tehdit gelmiş. Meryem Suresi'nin ayet-i kerimesinde فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَعُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ الْقَوْنَ غَيَّا Buradaki nasb halinde elif geliyor. Onun için bizim milletin çoğu da gayya kuyusu diyor. Aslında gayya diyen de cahilliğini göstermiş oluyor. Kuyunun adı esasen nedir? Gay kuyusu. O mensup düştüğünden elifli gelmiş orada. Esas ismi ne? Gay. Mesela bir şey okursam, mensup okuyayım dersen sonunda Ahmeda. Hani bazı kaside okuyoruz Mevlid Sonunda ne geliyor? Ahmeda. E sen şimdi adama Ahmeda desen güldürücü olur. Ama orada ibarede nasıl hali geldiği için Ahmeda okunuyor. Anladın mı? Gayya da nasıl halinden elifle okunuyor. Onun için gayya kuyusu diyenler cehaletlerini göstermiş oluyorlar. Yani ne diyecek o zaman? gay kuyusu. Bir de esama kuyusu derse o hepten katbelli cahil olduğunu gösteriyor. Ne kuyusu? Esam kuyusu. Bunlar nedir? Bir rani iki tane kuyudurlar. Yesilu akar fima ikisinin içerisine dolar. Sadi ehlin nari. Bütün cehennemde üst tabakada yananların irinleri, kusmukları, leşleri, cerahatleri, dönerin yağları gibi bütün cehennem ehlinin irinleri iki kuyuda toplanır. Bu kuyunun birisinin adı gay, birinin adı efem. Gayya kim atılacak? Namazı zayi edenler. Hiç kılmayanlar, vaktinde kılmayanlar, kazaya bırakanlar ve kılsa da tadili erkansız kılanlar. Bunun da kitabını yazdım. Dünya kadar da sohbetini yaptım. Şu anda onun dersinde değiliz. Youtube'da onları bulmak mümkündür. Hatta tadil erkanı gibi kitabı alsanız, okusanız çok önemlidir, çok. Yani onsuz namaz kılan, namazı kabul olunmayacağı kesin. Ama ben zaten biliyorum, öğrendim hocalardan falan, başka. Onsuz, yani tadil erkansız. Ama o kitapta tadil erkanı en iyi anlatan İmam-ı Birgivi Hazretleri'nin Muaddilus Salat Risalesini tercüme ettim ben orada. Kafama göre yok. O Risale tercümesidir, ilaveleri de var. Mektubattan da ilave Dolu da mektubattan mektup koydum oraya. Tadil erken ser. Ha tadil erkansız namaz kılan kesinlikle bilsin ki, bak kesinlikle bilsin ki namazı kabul değildir. Resulullah buyuru, sallallahu aleyhi ve sellem اَمَا تَخَافُ لَوْمِتَّ عَلَىٰ اَزَىٰ لَمِتَّ عَلَىٰ غَيْرِ Muhammedin sallallahu aleyhi Bunu da koyalım imansız ölme sebeplerine. Onu not al oraya. Daha bundan büyük imansız ölme sebebi var mı? Adama ne gördü sallallahu aleyhi ve sellem? Baktı namazı hızlı kıldı patır kütü. Dedi gel bakalım. Geldi. Sen dedi korkmuyor musun? Dedi. Bu namazı bu şekilde kılarken ölsen bir rivayet buyurdu ki Muhammed'in dininden başka bir dinde ölürsün. Namaz kıldığı halde beş vakit. Bir rivayette buyurdu ki La yukallu leke min ümmeti yevmel kıyam. Kıyamet günü sana benim ümmetimden denilmeyecek. Ne olacak bu adamın durumu? Cennete nasıl gidecek? İmanını nasıl kurtarır bu? İmam Rabbani Hazretleri bu konuya üzerine durduğu kadar hiçbir konu üzerinde durmuyor mektubatta. O uyandırmasa bizi ne yapacağız? Fıkırlarda geçiyor falan ama bu tehlikeleri o beyan ediyor. Hadis-i toplamış oraya. O tadil erken saatinde, bilmiyorum 10-15 belki de kaç sayfa, sırf mektubat bölümü var. Topladım, tercüme ettim kaynaklarını zikrettim. Onun için gay kuyusuna namazı zayi edenler. Tadil erkansız kılanlar da zayi etmiş midir? Zayi etmiştir. Çünkü namaz beddua diyor. Ne diyor? Orada o hadis-i şerif de var. وَيَّاكَ اللّٰهُ كُمَا Bir adam doğru dürüst, tadil erkana rahat üzere. Bir de kalbin Mevla ile irtibatı, huşu sahibi olması falan onlar manevi tarafı. Onları yani o da şart da ama bu öbürü fiziki anlamda e, yanlış kılmak. Bu neyi getirir? İşte namazın bedduasını celbeder. Eğer namazı tadil erken rahatta vakti vaktinde kazaya bırakmadan kılarsa o namaz nur olur, köklerdeki kabul makamına yükselir. Ve yükselirken o namaz adam selam verir vermez. Hafizakallahu kemahfizdin. Sen beni koruduğun gibi Allah da seni muhafaza etsin der. Duacı ol. Ama tadil erkana rahat etmeden kıldıysa veya kazaya bıraktıysa vesaire kıldıysa sonradan bilmem ne. Hani sonradan tövbe etti de bir daha kazaya bırakmıyor, kaza namazlarını kılıyor, onun hakkında konuşmuyorum. Ama kıldığın kaza namazını tadil erkana uyarak mı kılıyorsun, tadil erkansız mı kılıyorsun? Bu sefer ne olur? Bir güle girer iki kürek geri. Ebedi sahili selameti bulamazsın. Çünkü neden? Kaza ettiğini de kaza etmen lazım. E, kazayı da tadil erkansız kılarsan ne olur? <laughs> Ona da bir daha kazala. Kıyamete kadar senin borcun bitmez. O namaz ne yapar? Sahibine beddua yapar. Dayyâke Allah'a kıvâ dayyâti. Sen beni zayi ettin, perişan ettin. Ben kötürüm ettin, mücrim ettin. Arkadaşlarım göğe çıktı. Ben yeride sürünüyorum. Allah da seni perişan etsin. Bu namaz kılana böyle beddua namaz ediyorsa, kırmayanın durumu nedir? Bu gay kuyusunun ehlidir. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. İbrahim Efendi Hocamız, sellemullah, çok bunu söylüyor yani dualarında, çok hoşuma gidiyor. Allah'ım evde ocakta namazsız, abdestsiz bırakmasın, duasını çok yapıyor. Allah hepimiz hakkında kabul eylesin. Amin. Amin. Ondan sonra, efendim kardeşlerim, e, Efem kuyusu da kimet ait olarak zikrediliyor, tehdit buyuruluyor. Şirk koşanlara, o zaten kavur. Cehennemden başka gidecek çekeri yok. İki adam öldürenler. Yudaf <laughs> bu azap kat kat edilecek onun için. Yevmel <laughs> kıyamet kıyamet gününde başkalarının azabına benzemez diyor adam öldürmek. Veya lüdü <laughs> ebedi kalacak. Nerede fihi <laughs> orada kıraatasım ve rivate hafsta normalde çekmez orada hi çekiyor. Anladın mı? Normalde Kur'an-ı Kerim'de birçok yer var. Ne diye geçiyor? Fihi diye geçiyor. Değil mi? Hep fihi. Bir yerde fihi. O da hi de dört elif çekmeyeceksin ha. Fihi. O kadar bir elif. Niye çekiyorsun? Asım kıraatında Hafs'ın rivayetine Asım Hazretlerinden bizim okuduğumuz tarik kurra'dan gelen rivayette orada çekiliyor. Niçin? Cehennemin dibini boyladığı için adam öldüren fihi yani tam içine diyor. Böyle de bir mana alimler çıkartmışlar. Ama şimdi her yerde başka yerde fihi desen cahilliğin ortaya çıkar. Burada da fihi desen cahilliğin ortaya çıkar. Nerede ne buyurdularsa orada öyle yapacaksın. Çünkü bu işler kimden geldi? Ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den, sahabe-i kiramdan, tabi geldi. Kimse kafasına göre bir şey ne katabilir, ne çıkarabilir. Anladınız mı? Ebedi kalır. Muhana, alçak edilmiş vaziyette. İhanet. Hani şimdi Türkçe'de yanlış konuşuyorlar diyorum ya. Bana ihanet etti. İhanet o demek değil. Hıyanet etti demesi lazım. İhanet ne demek? Alçak muamelesi yapmak. Mühana, o ihanetten geliyor işte. Gözlü he. Öbürü hıyanet noktalı ha. Muhane ihanet edilmiş. Ne demek ihanet edilmiş? Ona da orada cehennemde ne ihanet edecek? O şu andaki Türkçedeki manasında hainlik ne hainlik yapacak onu orada? Allah'ın yaptığı adaletin ta kendisidir. Hainlik olur mu? E sen ihaneti hainlik manasında konuşursan e, bu ayete ne mana vereceksin? Çuvallayacaksın, kazacaksın. Bu arada mühane ne demek? İhanet edilmiş olur. E peki ne demek? İhaneti manası hıyanet değil ki. Alçak edilmiş olarak Zincirler takılacak, bukağlar takılacak, tasmalar takılacak, yüzüstü süründürülecek, alçak herif denilecek. Onu söylüyor. Bu ancak ebedi niye kalacak? Ehl-i Sünnet'e göre hiçbir günahtan dolayı adam cehennemde ebedi kalır mı? ehl Sünnet'e göre. Ancak şirk, şirki de günah sayarsan, saymazsan, zaten yavurluk dersen bir tek şirk. He o manada Yedi günahtan sakınında şirki başa koyduğu için o manada bir günahtan sebep cehennemde kalınır, ebedi. O da nedir o zaman? O manada şirk günahından dolayı. Yani gavurluk, kafir. Onu anladık. Onun dışında kalınmaz. Peki bu ayette ebedi kalacak diyor. İşte ehli sünnet uleması nerede devreye giriyor? Burada devreye giriyor. Buranın manası adamı öldürdükten sonra helal olsun. Ben iyi bir iş yaptım. Bu da bunu hak etmişti. Beyli adamları öldürmek lazım. Haram değil. Derse ne oluyor? Helala haram diyen kafir oluyor. Harama helal diyen kafir oluyor. Kafir olduğu için ebedi kalır mı? Tamam. Ne demişler? Adam bağda adam öldürür, katil olur. Çoban dağda razı gelir, kafir olur. Ne demek? Alttaki adamı öldürüyor ama ben haram yaptım, nefse uydum diyor. Büyük günah sahibi. Dağdaki çoban da duyuyor, o adamı da sevmiyormuş öldürüleni. Ulan helal olsun ellerine sağlık. İyi ki öldürdü, bunu öldürmek caizdi derse ne oluyor dağdaki? Öldüren katil oluyor, razı gelen kafir oluyor. Anladın mı? Heh, ehl ehli sünnet bu kadar hassastır. Bundan dolayı ki buradaki mana bundan ibaret. Şimdi bu hususta bir ayet daha var. İşte Mu'tezile buradan sapıtıyor. Bir 72 sapık fırkada bazıları bazı günahlardan adama kafir diyorlar mı? Diyorlar. Mu'tezile mesela acayip bir orta yol izliyor. İki durak arası bir durak. Menzile beynel menzile teyn deniyor buna. İki menzile durak demek. İki durak arası bir durak. Belediye bile, belediye bile ne yapar? Kendi kafana bir durak koyarsan oraya, <laughs> belediye iptal eder. Anladın mı? E şimdi sen Allah'ın dininde iki durak arası bir durak koyuyorsun. Ferikun fil cenneti ve ferikun fil diyor Kur'an. İki tane yer var diyor. Bir fırka cennette, bir fırka cehennemde diyor. Araf yok mu? Var. Ama Araf geçicidir. Sevabı günah denk gelenin bekleme süresi sıkıntı çekip falan biraz günahları azalıp da sevabı bir ağır gelip de sonra cennete gidecek Araf'takiler. Ebedi kalma bakımından iki yer var. Araf ebedi bir yer değil ki. Sen ne yapıyorsun Hacı abi? Bir durak daha çıkarıyorsun. Mutezile bir durak çıkart. Ne durak çıkarttı Mutezile? Dedi ki büyük günah adamı imandan çıkarır ama kafirliğe sokmaz. Hoppala! Bu ne demek şimdi? İmandan çıkar ama kafirliğe de girmez. Ne oldu şimdi? Ortada sap gibi kaldı. Böyle bir şey Allah yapar mı? Kur'an'da diyor ki böyle bir şey yapmayacağım diyor. Bir fırka cennette diyor. Bir fırka cehennemde diyor. Bunu nereden uydurdun? İşte bu ayetleri anlamadıklarından, hadislerin bazılarını anlamadıklarından bu sefer diyor ki ortaya bir şey yapayım karışık. Bunu da üçüncü sınıfa sokayım diyor. Bunu Allah'ın dini senin oyuncağın Şimdi Ömer Nesefi'nin akaidini duydunuz mu? Meşhur. Üç sayfa, dört sayfa. Ama bütün mesele ona dönüyor. Yani ne kadar güzel yazmış. Ben onu mesela çocukken falan okuyordum. Yani ta 12 yaşlarımda. 12 13 yaşlarımda. Hem de kürsüde vaaz ederken okuyordum. Şeyden. Arapçasından. Çok bir akaid makaid bildiğimden değil işte. ezbercilikten falan. Hatta Hacı Hasan Efendi Hazretleri vardı. Çaykara vaizi. Bütün o Yunus Bey, Hepi Yavuzların şeyleri, şeylerin, Yunus Bey, diyorum Fikri Yavuzların, işte o öbürünün babası da, o biraz onun babasının yoldan çıktı. E ama Fikri Yavuz Hoca e, iyi âlim idi. Bütün hepsinin hocası. Hatta Hacı Salih Efendi Hazretleri'nin de ahiretli. Ona da bir yerden o icazet vermiş, bir kitaptan da ona icazet vermiş. Efendi Hazretleri'ne çok giderdik ona. Yani hep icazet verirdi şeyde, Çaykara'da. Küçücük bir odadası. Cenazesine gittik Efendi Hazretleri'ne. İne Neyse zorla yetiştik. Vurduk yola. Yetiştik. ondan sonra işte küçücük bir oda. Ne kadar bir oda biliyor musun? Şu reji odası daha büyük. Binlerce alim müftü orada yetiştirmiş. Binlerce. Oturmuş orada, okutmuş. Evliya Allah büyüklerinden bir araba seyahatimiz de oldu Ondan, ondan sonra o da geldi, icazete gelmiş. Geldi de, ben de şimdi büyük alimler olunca da korkuyorum biraz ama İmam bildiğini okur diyorum, yine konuşuyorum. 13 yaşım o. Kendirli diye bir köy var. Rize'de. Meşhurdur. Oraya senelerce hiç televizyon girmedi. Ama şimdi çok televizyon var olabilir. Biz o köye gidiyorduk 79'da, bir tane televizyon yok. Kaç hanede ama çok da büyük bir köy. Ondan sonra orada icazet var. Cami dolmuş. O zaman çok hocalar var. Zavendik de orada, Rasul Hoca orada. Rasul Hoca da, da beni getirmiş. Ondan sonra bunu okudum. Vel kebiratü, kürsüden okuyorum da, o da oradan içeri odada yemek yiyormuş. Hazan Efendi de bunu duymuş. Ondan sonra, vel kebiratü, büyük günah, la yuhricu çıkartmaz, el abde kulu, minel imani, iman dairesinden. Ve la yudhülü, sokmaz, nereye fil küfrü, küfür dairesinin içerisine sokmaz. Metin bu. Şimdi normal olarak düşünelim. Bir ehl Sünnet itikadı kitabının metninde. Hem de en kısa metin o. En kısa konuşmak lazım gelmez mi? Gelir. Burada şunu desek daha iyi anlaşılmaz mıydı? Büyük günah adamı dinden çıkartmaz. Veya büyük günah adamı kafir yapmaz. İkisini birden değil ha. Bu ikisinden birini desek çok kısa olmaz mıydı? Müfit olmaz mıydı? He? Peki şimdi Ömer Nesefi Hazretleri ne demiş? Büyük günah adamı imandan çıkartmaz, küfre de sokmaz demiş. Şimdi senin gibi aklı evveller, benim gibi de tabii, ben de yeni yayını anlıyorum, aklı evveller diyor ki, ya mübarek adam, zaten koca el hüsnet itikadını millet üç cilt yazmış, sen üç sayfaya indirmişsin. Üç sayfada da iki kelime konuşuyorsun, bir tane fuzuli. Niye? İmandan çıkartmaz. Bir daha niye söylüyorsun ki küfre sokmaz? İşte senin gibi, benim gibi cahiller böyle konuşur. Çünkü neden? Sen mutezilenin iki durak arası bir durak yaptığını bilmediğin için Halbuki Ömer Nesefi kime söylüyor bunu? Şimdi ne diyor? Büyük günah adamı imandan çıkartmaz. Küfrede sokmaz. İkisini birden niye diyor? iman dairesinde kaldığı için söylüyor. Mu'tezile ne diyor? İmandan çıkarır, küfre sokmaz. O da ne diyor? Küfre sokmazı aynen alıyor ama başını da değiştirmesi gerekiyor. Diyor ki, imandan da çıkartmaz. Şimdi bu laf aslında fuzuli değil, çok lüzumlu bir lafmış ama bak demin sizinle ne anlaştık? Fuzuli de dediniz, siz de dediniz. E çünkü neden? Mutezile'nin ne mal olduğunu bilmediğiniz için öyle dediniz ama el alimleri onların bütün sapıklıklarını bildiği için her kelimeyle bir yanlış inancı daha def ediyor. Sonra dediler Hacı Hasan Efendi Hazretleri odada seni çağırıyor. Ben işte 14, 13, 14 yaştayım yani gittim baktım sofrada. yer sofrasında yemek yiyor. Çay karaşi ve silen mübarek. Rahmet mübarek. nur olsun. Öyle dedi ya. Yani. Yahu dedi, Akadi Nesefiye'den de dedi, ibarede de okuyorsun dedi. Kürsüde dedi. Çok da küçük çocuk dediler dedi. Bir göreyim seni dedi. Dua edeyim sana dedi. O akâid-i Nesefiye'den metin falan okuduğun zaman ne olmuş oluyor? Yani bir de 13 yaşında, 14 yaşında e şimdiki 80 yaşındakiler okuyamıyor. Müftü, vaiz, ilahiyatçı, prof, doç. Hangi metin okuyorlar? Hangi ayet, hadis bile okuyamıyorlar. Hiçbir şey okuyamıyorlar. İki saat konuşuyor, bir tane Arapça konuşmuyor ya. Yani Arapça konuşmak tabii bir yeterli değil. Ayet okuyacaksın, hadis okuyacaksın. Öyle Arapça konuşuyorum diye yutturursun millete. Ondan sonra millete de bir şey bilmez. Sadakallahu lazım der. <laughs> Anladın Çok düzgün Arapça dersi alıp konuşanlar var. E i̇şte sonlarında böyle azıma, kerima gibi getirirsen adam da dedi bilet Kişede bilet satıyormuştu. Adam da işte öyle bir bip çatlattı bir ibare. Sana işte tezkere teyni mi bilmem ne, azime teyni mi bilmem ne, işte hasene deyini, bilmem ne. Adam da ulan dedi sadakallahu lazım dedi ne biçim konuşuyorsun ya. Yani cahillik. Onun için bazıları bir Arapça bir şeyler de yutturur. Ondan sonra sen de bakarsın. Kur'an okuyor zannedersin. İlim, ilim, ilim. İlimsiz din olmaz. Ya alim olacaksın, ya talebe olacaksın, ilim tahsil edeceksin, ya da sohbet dinleyeceksin. Sohbet dinlemezsen, alim değilsin, müteallim değilsin, sohbet evsamiye, dinleyici ol. Dinlemede dinlemiyorsan, internetin cehennem çukurlarının birinde bir sapık mutezilenin veya selefinin veya vehhabinin veya ateist, deist, dinsiz, kitapsızın e, ifsatlarına maruz kalman kaçınılmaz. Kaçınılmaz. Çünkü neden? Durmuyorsun. Karıştırıyorsun. Devamlı dinliyorsun. Onu da dinleyeyim. Bunu da dinleyeyim. Ha ben hiç şeyli telefon kullanmıyorum. Ne diyorsun ona? Ankesörlü mü kullanıyorlar? Ne yapıyorlar? Yani YouTube'lu, YouTube'lu olan telefon kullanmıyorum. Ha! Akıllı telefon kullanmıyorsan akıllı adamsın. Akıllı telefon kullanmayanlar akıllı adamdır. Çünkü neden? En azından bildiğini muhafaza eder, bir yanlışa düşme tehlikesi olmaz. Ha, onun da cahil kalması caiz değil ama en azından bir ehl sünnet alimi bulur, oradan kitabını okur, bir şey yapar, sırf bir imam hazan kitapları, ehl sünnet itikad kitapları, efendi sohbetleriyle, bir mektubatla falan yine bir insan imanı kurtarır yani. Onun için dolaşmayalım dini meseleler hakkında konuşanlarda tam ehl olduğunu güvenmeyin. Asla! Bir adam en tehlikeli, çıplak bikini sitelerini, bilmem ne müstehcen sitelerinde dolaşsa kafir olma tehlikesi yok. Günahkar olma tehlikesinden ziyade günahkar, dibine kadar günahkar. Ama kafir, oradan kafir olacak bir şey yok. Ancak birini Derse ki bunun da çıplak gezmesi lazım, ya bu helal, abi çok güzel derse kâfir olur. Yoksa seyretse kâfir diyebilir misin? Zina dene kâfir diyebiliyor musun? E, esas zinaya kafir diyemiyorsun, göz zinasına nasıl kafir diyeceksin? Ama hocaları, hacıları bir dinleyeyim derse, sahte şekleri bilmem neleri bir gezineyim derse, zokayı yutması kaçınılmazdır. Çok az adam imanını kurtarır. Pita elini dinlerse. Ben bunu size yine ölçü olarak verdim. Şimdi ehli sünnet hassasiyesinden geldik buraya. O da nedir? Adam öldüren niye cehennemde ebedi kalır diyor ayet. Şimdi bir ayet daha okuyacağız. Nisa suresinden. Burada da ebedi kalır diyor. Es-sa'idu billah. Ve men yaktul müminen Şimdi Meryem Suresi'nin ayetinde şirke diyor, tamam şirk ebedi kalır. Adam öldürmeye ebedi kalır diyor, bir de zinaya ebedi kalır diyor. Bu ayetten sırf adam öldürmeye diyor. Ve men er kim yaktül öldürürse, müminen imanlı bir kimseyi, müteammiden kasten öldürürse, kasten derken araba kazasıdır, kurşun sekmiştir, bilmem düğünde müğünde kurşun atarken karşıki balkondaki adama gitti falan bunları yapmamak lazım tabi bu da çok büyük bir bela çok büyük bir günah havaya kurşun atmalar bilmem neler bir öyle iş olur mu ya bu ne iş çok atıyorlar boş silah boş yere ulan bir kavur atsan bari bekleyin bakalım belki bir Tel Aviv'in üzerine gideriz inşallah, i̇nşallah. he i̇nşallah. E, adam geliyor bize doğru, bize gelince ne olacak? Ha, Amerikan senatörü ne demiş? Türkiye'ye doğru bu iş gözüküyor ama demiş, Türkleri de hafife almamak lazım. Ulan ne Türkleri? Müslümanları hafife almamak lazım. Türkler de Müslümanlara en büyük hizmeti yapan bir millettir. Dolayısıyla bu İslam, bu iman, millet şehit olmak için can atıyor burada. Hele bir serbest olur, hele bir gelsinler. Hele bir gelsin. Lübnan'a girmeye mi benzer bakalım ha şimdi. Hele gel. Tükürüğünle bu millet, asker gelmeden millet bitirirsiniz işinize. Allah'ın izniyle Celle Celaluhu. Bu millette cevher var. Zaten şehit olmak isteyen dolu adam var. Değil mi? Onun için kafire kurşunları sakla. Boş yere ne kurşunları atıyorsun? Yahudi buraya girmek istiyor. Yunan buraya girmek istiyor. Bütün dünyanın gavuru Türkiye'ye İslam ülkelerine, Suriye'ye, Lübnan'a saldırıyor. Filistin'i e zaten perişan ettiler. Bütün dünyanın gavuru na karşı bir savaş var. Savaş çıkacak illaki. Biz size yıllardır ne dedik? İç savaş var, dış savaş var diye diye keşif ehli bize öldü. 15-20 sene evvel bu şekil bize söyledi. Önünüz bunu göreceksiniz dedi bana. Oraya doğru gidiliyor. Benim bütün sohbetlerimin sürecini takip ederseniz bu belaların geleceğini, bu pahalılıkların olacağını, çünkü şeriatın terk edildiğini, emri bil marufun terk edildiğini, şeriat hükümleri hafife alındığını, Efendim sallallahu aleyhi ve biliyorsunuz o efkan denen Resulullah Efendimiz'e gurur istaat etti. Bak bu adamlar tutulmaması lazım geldiğini, bilmem Bakara suresiyle alay edenin, egemenin bilmem nenin. benim 8-10 sene evvelki sohbetlerimi dinlerseniz bundan sonra hep geri gidecek, bundan sonra hep kötü gelecek, bundan sonra bereket gidecek, bundan sonra şöyle olacak, bundan sonra böyle olacak. He? E tabi ben 50 saat konuşunca duymuyorsun. Kadir Mısıroğlu rahmetullahi aleyh bir şey konuşuyor bir dakika. Uf neler söyledi. Tamam Allah rahmet etsin kabrinin olsun. Söyledi de biz de bir şeyler söyledik. Ama biz 500 saat konuştuk. Beş bin saat konuştuk. Onun için arada kaynadı. Niye kaynatıyorsun? Evliya olma lüzum yok ki. Kur'an var, sünnet var. Bakıyorsun gidişat nereye gidiyor görüyorsun. İki, i̇ki kere iki ediyor dört. Bugünler böyle geleceğini, bundan sonra hiç savaştır, savaş işleri. Bütün bunları söyledik. Doların fırladığında, dört bin lira olduğunda, ekmek 4 lira olacak dedi. Yani. Biz ekmek 4 lira olacak dediğimizde, 1 lira bile değildi. Belki de 1 liraydı. Bütün millet ekmek 4 lira olursa batarız dedi. Kaç lira şimdi ekmek? 12 buçuk, 12, 11, 10. Bütün bunların kayıtları var mı sohbetlerde? Ya. Evet. Ondan beri de ekonomi tepe gidiyor mu? 4 liradan sonra. Evet. Şimdiki süreç iç savaş var, dış savaş var. Bunları gerideki bütün sohbetleri kayıt altında mı? Kayıt altında. Evliya Allah'tan biz çok insanlarla görüştük yani keşif ehliyle görüştük. Hep neler olacağını önümüzü, berimizi söylediler bize. Biz şu anda bildiğimiz bir süreci yaşıyor. Efendi de verdiği haberler muhacihesinde. Önümüzde neler olacağına dair genel manada tabii. Tafsilatı Allah bilir. Genel manada büyükler bize bildirdiği şeyler var. Biz size bir öngörüyle bir şey söylüyorsak o birkaç seneler sonra çıkıyor. E keşke çıkmaz inşallah. Çıkmasın inşallah. Ama kaç defa çıktı? Kaç defa çıktı? O zaman da FETÖ hakkında konuştuğumuzda bize ne diyorlardı? Sen bu FETÖ hakkında konuşma çok iyi hocadır. Fitne çıkarıyorsun. FETÖ'nün efendim hizmetlerine darbe vuruyorsun. İslam'a darbe vuruyorsun. Bütün aklı başındakiler bana böyle nasihat ediyor muydu, etmiyor muydu? Ediyordu. Ne oldu sonra? Kafalarına bomba yağana kadar akılları başlarına Gelmedi. Ondan sonra sen haklıymışsın. Şimdi diyoruz Muhammed Terem medresesinden eşkıya yetişecek bu talebeler. Radikal bir gençlik yetişecek millete. Şimdi sövmeye başladılar, yarın öldürmeye başlayacaklar. İptacı ile birleştiler zaten. Bunu söylüyoruz. Ondan ya bu kadar da olmaz. Aynı lafı FETÖ'de duydum. Aynı lafı Adnan'da duydum. Adnan baştan karılarla göbek atmıyordu ki. O zaman bütün milli gazete, akıt, hepsi Admancı'ydı. Harun Yahya adıyla. Dedim bu mehdilik ilan edecek. Bu adamda ben oturdum, konuştum. Bu adamın itikadında sıkıntı. Hepsine söyledim. Sonunda binlerce aileyi, ocağı batırdı. Ne insanların kanına girdi, canına girdi. En büyük terör örgütlerinden biri oldu. Sen Netanyahu tebrik ettiği zaman mı onun terörist olduğunu anlayacaksın? Ben onu 15 sene evvel söyledim. Kitap yazdım. Mehdi olmadığına dair. Mehdi'nin kitabını ondan sebep yazdım. Yani dolayısıyla önümüz iç savaş ve dış savaşa doğru gidiyor. Mermiyi fuzuliye sıkma lüzum var mı? Yok. Ne zaman devlet büyüklerimiz e, hadi bakalım seferberlik ilan ettik derse o zaman kurşun lazım olur. Ama devlet bir şey demeden asker polis işini yaparken senin ortaya çıkman caiz değildir. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı çağırdı. Dedik ki çıkalım. Fetva sordular, çıkın dedik. Çünkü neden? E Cumhurbaşkanı çıkın diye ne kadar kafana göre çıkamazsın. Devlet diye bir şey var. Öbür türlü derdik Efendi Hazretleri. anarşi olur, terör olur, herkes birbirine işine gelmeyen işine gelen gelmeyeni öldürür. Böyle bir şey olur mu? Onun için adam öldürme meselesinin illa bil hakkı, hakkıyla müstesna diyor. Hakkı nedir işte? Hakkı seferberlik olur, harp olur. Anladım sen. İç savaşta da yine. Allah muhafaza iç savaşta. İç savaşta da yine kolluk kuvvetleri yardım istemeden, devlet, hükümet yardım istemeden insanların ben de kendime göre infaz yapayım demesi asla caiz değil, haram. Haram. Şimdi onun için gittim diyor diyor ofa diyor köye diyor hacı abi dün bendeydi. Bir diyor şeyin bir depreşti diyor. Bir atayım dedim diyor. Gece vakti bir attım diye bütün köylerden tak 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 tak. kardeşim bir anesi. Saklayın mermileri gavura lazım olur. Ha, <laughs> Yahudi geliyor yavaş yavaş. Dur bakalım, dur bakalım. Gelebilecek mi bakalım. Allah Beyrut'tan da çekilmesini nasip eylesin. Gazze'den de çekilmesini nasip eylesin. Filistin'den çekilmesini nasip eylesin. Kudsu Şerif'ten çekilmesini nasip eylesin. Rabbim Tebârik ve Teâlâ ve fil ardu Yeryüzünde onları ümmetlere böldük, paramparça ettik sırrına mazhar eylesin. Amin. Amin Allah'ım. Salli aleyhi ve sellem. Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Fetih namazını kılacağız yine inşallah iki rekat. altıyı bitirdik mi çok şeyler bekliyoruz. İnşallah Rahman. Altı da beş kaldı şimdi bu gecenin. Evet. Ve men her kim yaktül öldürürse müminen bir mümini müteammiden kasıtlı öldürürse fe cezau. onun cezası nedir diyor. Cehennem o. Cehennem. Cehennem çok ayetlerde var. İçki içene var, kumar oynayana var, namaz kılmayana var, zina var ama ebedi meselesi her yerde geçmez. Burada ne diyor? Haliden fiha cehennemde muhallet müebbet kalacak. Ve Allah, aleyh. Allah ona gazap etmiştir. Ve <laughs> le'anehu. Allah ona lanet etmiştir. Ve addelehu cehennem. Allah ona ve o azaben azıma. Öyle mi diyor? Azıma demiş. Allah ona çok büyük bir azap hazırlamıştır. Şimdi burada ebedilik şeyi yine geçiyor. Bakın iki ayette, biri Furkan Suresi'nde, biri Nisa Suresi'nde adam öldürmede cehenneme girecek de yetinmiyor, esem kuyusuyla yetinmiyor, ebedi kalacak Yine eli Sünnet'e göre buranın izahı vardır. Efendi Hazretlerimiz bunu beyan eder. Nesefi tefsiri. Bir meşhur Medarikü't Tenzil Nesefi var. O Nesefi Ömer Nesefi değil. Ama Ömer Nesefi'nin de çok büyük bir tefsir yazdığı çıktı meydana. Acayip istifade ediyoruz şu anda ondan. O eskiden yok. Ama o meşhur nesefi, Efendi Hazretleri'nin elinden düşmeyen kısa nesefi, e, o şey, çok tabii ondan istifade ettik, ders de okuttuk onlardan. Ondan çok okuduk, okuttuk. Ama sonra et tesir, e, çıktı, et tesir. O da Ömer Nesefi'nin, sonları hep Nesefi ya. Nesefi, İstanbullu demek gibi bir şey. Anladın mı? İstanbullu kaç tane alim olabilir? 500 tane, bin tane olabilir. Nesefi çok yani. Ama hepsi aynı Nesefi, değil. Medarik tefsirini yazanla, medarik yazan medarik tenzili yazan Nesefi ile o 700'lü falan vefatı. Ömer Nesefi 500 yani arada 200 sene var aşağı yukarı ortalama. O et tefsir de hangi tefsirin özeti biliyor musunuz? İmam-ı Maturidi'nin Tevilatu Ehli Sünne diye büyük bir tefsiri var. O tefsirin özetini yapmış ve Ehli Sünnet itikadını çok güzel bütün ayetlerde e, şerh etmiş. Bir tefsirini daha bulduk, onu tam işte alamadık, birkaç cildini bulduk Mısır'da. El Ekmelül Atval, çok uzun bir tefsir daha yazmış. Nasıl yazmış bu kadar kitapları bu Ömer Nesefi Hazretleri? Nasıl yazmış? Ömrüne kaç sayfa düşer ya? Bu hiç mi çocuk olmadı? Hiç mi talebe olmadı? Hiç mi hasta olmadı? Hiç mi yaşlanmadı? Sayfalar yetmiyor bu kadar kitap nasıl yazmış? Onun için Allah şefaatlerine nail eylesin. Orada da diyor, öbür nesefi de diyor, Bütün ehl sünnet tefsirleri. Müteammiden kasten öldürürse diyor ya. Adam kasten öldürür zaten. hata ile ölen, öldüren de zaten diyet var. E, kısas bile yok. E, kasten öldürürse diyor ebedi kalacak. Ama o niçin kasten biliyor musun? Müslüman olduğuna kasten. Niye öldürüyor adamı? Müslüman diye öldürüyor. Yoksa anama sövdü diye öldürse Kâfir olmaz, en büyük günahkar olur. Ama bu adam Müslümandır diye imanından dolayı kasten öldürürse, o zaman imana düşmanlığından öldürdüğü için ne olur? Şimdi bunları doğru anlamadan mana verirsen, meal okursan, okutursan, ne olacak? Radyodan dinlersen, ulan adam öldüren ebedi cehennemde kalacaklar. Halbuki ebedi kalmayacak. Kâfir olarak ölmediyse, İmanını kurtardıysa sonunda zerre kadar imanlı ölen ben çıkacak. Bak imanın bozulur işte bu meal işleri, sıkıntı, tefsirsiz meal okumak. Çünkü ayetin manası demin verdiğim gibi. Kastenden sen ne anlayacaksın benim bu demin dediğim manayı? Bir şey daha anlatacağım sana şimdi. Bu ayet sebebini Ayetin iniş sebebini bilmeden, bazı hadislerin vurut sebebini bilmeden, her ayetin değil, bazı ayetlerin iniş sebebini bilmeden, esbab-ı nüzül denir. Bazı hadis-i şeriflerin sebebi vurudunu bilmeden mana verirsen çok büyük yanlışlara gidersin. Mesela bu ayetin sebebin züllünü şimdi okuyacağız. Bunu size anlattığım zaman siz de efendim diyeceksiniz ki aa biz bunu böyle E Bilmezsin tabii. Kays ibni Zabbabe el-Kinani Doğrusu Mekis ibn Sabab ediyor burada. Mikyes mi diyor? Bunlara bunlara bakacağım. Burada Kays ibn Dab Dababe. bu isimler biliyorsunuz. Altta öyle bir şey yazmış. Mekis mi mi? Mikyes mi diyor? Mikyes İbni Sababe bu sefer. Vat değil asat. Herhangisi ise. Kinane kabilesinden bir adam. Müslüman oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatta. Kardeşi de Hişam. O da Müslüman oldu. Tabii ki böyle olunca ne olmuş oldular? Medine Ensar'dan sahabe olmuş oldular. Sonra Hişam, yani bu Kays'in işte neyse Mükkes'in kardeşi, Neccar oğulları, Neccar oğullarını hatırlamanız lazım. Neccar oğulları kim? Medine'den Ensar'dan Neccar oğulları size neyi anlatıyor? He? Ula oftaki şu oğulları, bu oğullarını hadi tanımıyorsun. Neccar oğullarını nasıl tanımıyorsun? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dayıları Habbeca Muhammed'ün min cari. Nahnu be, nahnu banatun min banin neccari. Talal Bedru'yu çalanlar ne dediler kızlar defçalarken? çalarken? Nahnu cevari min benin neccari. Neccar oğullarından kız küçük kızlarız. Habbeca Muhammed'ün min cari. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne güzel komşu olarak Mekke'den bize geldi. Neccar oğulları dayı tarafı. Dayı e, oğullarının onların da mahalleleri yoğunlukla yaşadıkları bölgede bu Kays'ın kardeşi Hişam ölü bulundu. Kim öldürdü belli değil. Bu sefer bu geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e dedi ki bu Kays işte benim kardeşim ölü bulundu dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki Fihroğullarından Fihir kim? Hadi beş milyonluk soru. He? Ha, dedesi, dedelerinden. Fihir oğulları. Aslında bir ismi de Fihir'in ne? Kureyş. Kureyş. Ha, Kureyş. Ondan sonra var bu. Mucize hayatta, şeyde, nesep i Şerif'te. Ondan sonra size bir benim kitaplarımdan bir imtihan yapacağım ama çok para veremem yani yarışmada helaldir vermek caiz ama öyle bir şey de yapsak iyi olur ya. Bu lale gülde yapmak lazım böyle bir şey. Değil mi? Birkaç kuruş da para da alırsınız kazananlar. <laughs> Kafayı çalıştır. Neyse bunlara bunlara ufuk açmaktan canım çıktı. Benim ufkum kapandı zaten. Ondan sonra Hacı abi Fihroğullarından bir adamı taktı bunun yanına. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderdi neccar oğullarına. Dedi ki inceleme yap. Adam ölü bulundu burada. Kendi kendine ölmedi bir şey oldu buna. Ben dedi eee ve ki de onlara de ki inna Rasulallahi emarukum min alimtum katile Şam ibn al-Dabbabete en tadfu ila Kaysin minu ve in lam ta'lemu en tadfu li diyeti. Resulullah size emrediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hişam i̇bn Tababe'nin katilini biliyorsanız hemen kardeşi Kays'a teslim edin. Kardeşi Kays de bizim emrimizle şeriat devletinde kısa hakkını alsın, katil öldürülecek. Eğer kimse katilini bilmiyorsanız o zaman kardeşine diyetini, diyette yüz deve falan parası veya da kendisi, diyetini ödeyeceksiniz. Resulullah böyle emrediyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. O fihr olan zat, işte o da sahabeden tabii, Efendimiz'in emriyle gidiyor ya, elçi. Bunu gitti, Neccar oğullarını topladı ve tebliğde bulundu. Onlar da sem'an ve ta'aten lillahi ve Allah'a ve Rasulüne işittik, itaat ettik, baş üstüne emirleri dediler. Ama ma na'lemu lehu katilen Araştırdılar, taraştırdılar, Dediler ki kim öldürdüğünü dair bir veri yok. Biz bilemiyoruz. Şimdi suçsuz adama da şu öldürdü, acaba öldürmüş olabilirler şeratta hiç olmaz. Adam öldürülecek çünkü. Biz bir şey katil bilmiyoruz. Ölü bulundu. Ve lakin hani evet, diye Diyetini ödeyelim dediler. Yani yani aile olarak, yani madem ki bizim ailenin içinde, bizim mahallede, bizim yurdumuzda, beldemizde şey oldu. Resulullah da emir buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Bilmiyorsanız, bulmuyorsanız da diyet ödeyeceksiniz diyetini ödeyelim dediler. 100 tane deve verdiler. Yüz tane deve şimdi ne biliyor musunuz? On milyonluk jiplerden yüz tane demek. Para değeri yani. Yüz tane deveyi verdi. Sonra e, Medine'ye doğru e, Neccaroğulları biraz yani şimdi birkaç kilometre bile biliyorsunuz kaç dakikada yürünür öyle kolay yürünmüyor. E, şey tarafı mı hocam Neccaroğulları acaba? Kuba tarafı mı? Medine'nin ne tarafındaydılar acaba? Ondan sonra oradan dönüyorlar Medine merkeze yani. Mescid-i Nebevi. Merkez neresi Medine'de? Mescid-i Nebevi. İslam Devleti'nin yönetimi nerede? Mescid-i Nebevi. Değil mi? Efendim sonrasında e, had cezası da uygulasa mescitte karar veriyor. Çıkıyor dışarıda uyguluyor. Öyle mi? Yani hutbeler, konuşmalar, heyetler kabulü, veftler. E, her şey nerede yapılıyor? Öyle Hayder'in üst katları gibi şu odası, bu odası bilmem ne. Nerede? Her şey mescitte. Ama ne mübarek merhaleyi, zemaniye ne mübarek, asr-ı saadet. Mescit odaklı hayat. Bütün hayatın ortası mescit. Namaz, cemaat, sohbet, ilim, talim tecvid, hafızlık, fıkıh, her şey mescitte. Ya, ne bereket. Şimdi müezzin hemen diyor ki, hadi çabuk çık, çabuk çık. Amma da namaz kıldın camiyi kilitleyeceğim. Ya dur diyor biraz da, Göksesen hırsız mısın diyor, halıyı mı çalacağım? Öyle bir güvensizlik ortamı var ki, müezzin de ne yapsın? Kamera koyuyorlar, hala hırsızlığı önleyemiyorlar ya, camileri de çalan çalan. Kuba tarafıymış, ben öyle bir şey biliyordum da şimdi kafadan atmayalım. Kitaba baktık. Neccaroğulları, Kuba tarafı, Kuba'dan oraya yürüyerek gelirsen, bayağı bir mesafe var kaç kilometre. Ondan sonra yolda geliyorlar. Kimle kim? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in elçi tebliğ için elçi gönderdiği Fihri, Fihir kabilesi. O zaten ismi bu anda belki inceleme yaparsak bulur. Burada bu eserde geçmiyor. Ondan sonra efendim e, Ebu Nuaym Marifetü Sahabe'de bunu zikretmiş. Beyakî şu an bu limanda İbn Abbas Efendimiz'den geliyor. Bu okuduğum rivayet nereden geliyor şimdi? Onu da kaynağını söylüyorum sana. Ondan sonra belki oralarda isim daha doğru çıkar hocam. Ve bu Naim Marifetü Sabine Beydü O fi fiir kabilesine olanla sahabeden zat bu Kays yani ölen Hişam'ın kardeşi. İkisi dönüyorlar. Beraber gittiler ya tebliğ ettiler. O da diyeti aldı, verdiler falan diye anlaştılar. Dönüyorlar. Şeytan Kays'a geldi. Şeytan geldi. Şeytan size de geliyor mu? E hiç gitmiyor ki. Hiç gitmiyor ki. Şeytan geldi vesveseye başladı. Dedi ki: yahu dedi. "Kardeşinin diyet parasını yüz deveyi aldın ama dedi. Şimdi millet diyecek ki ulan kardeş öldürülmüş. Ondan sonra gitmiş Necar oğullarından yüz deveyi almış, oturmuş üstüne başlar. Ölen can geri gelmez. En azından ben aldığım paraya bakarım." demiş. Bütün millet dedi, "Dedi bana şimdi sövecek." Şeytan diyor ki ona, millet sana sövecek, ne şerefsiz adammış bilmem ne. Kardeşinin kanunun peşine düşmedi, yüz deveyi aldı oturdu aşağı bilmem ne. Şeytan kirdi. Ne olacak? Şeytan dedi ki ona, arkadaş dedi, zaten diyeti aldın, yüz deve sana kalır dedi. Nah kalır da neyse şimdi, yüz deve sana kalır dedi. Sen dedi, yanındaki adamı öldür dedi. Bak bak Resulullah adamı suçsuz adam. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem, adam verdi ona ki gitsin tebliğ etsin diye. Ulan yüzde bir verdirdi sana. Ondan sonra yandaki adamın ne suçu var? Hiçbir şeyden haberi yok. Neccar oğullarından değil, o mahalleden değil. Fihr Şeytan diyor ki ona bu yanındaki yoldakini öldür. En azından kardeşimin yerine birini öldürdüm dersin. Bir, bir kahramanlık olur. Yüz deveyi de yersin içersin. Gitti oradan bir kaya aldı. Adam ne bilsin Efendim, senin yanından gidiyor arkadaş. O da sahabeden biri şeklinde görüküyor. Gitti bir kaya aldı. Kayayla adam bir boş anda kayayı kafasına bir vurdu. Ondan sonra adam zaten sen dedi. Ondan sonra bir iki defa daha vurdu kafasını ezdi. O fihir oğullarından olan sahabe şehit etti. Ondan sonra devesine bindi. Devede biliyorsun bir deveyi alırsan 99'u peşine gelin. Hani deve gibi olma diyordu ya Efendi Hazretleri. Devenin ipini fare yakalamış. Efendi Hazretleri sohbette anlatıyor ya. Zaten görüntülü bir sohbeti, en uzun sohbeti külliyede, Çavuşbaşı Külliyesi'nde Allah bize tekrar iade eylesin. Amin. En yakın zamanda hayırlı haberler göndersin. Amin. Orada anlatıyor ya o sohbette. Velate gün şemir <laughs> ve gün fi müctehida. La tekum mislel uiri kıydefen kâdâ. Bu beyti okur defans. Benim Arapça efendinin şiirlerinde bunu anlattık. Kolunu paçanı sıva, din çok gayretli ol. Müçtehit gibi, yani müçtehit olamasan bile şu anda ona yakın alim ol. Hem naruf yap. Sakın deve gibi olma. Nereye çekildiyse oraya gider. İşte o nereden anlatıyordu onu? Yüz deve, baştaki kimse, onun da ipi sarkmış ya, Herkes uyuyor, onda içi geçmiş. kafila durmuş. Farenin biri geldi. Devenin ipini ağzına aldı. Yavaş yavaş oynattı, oynattı. devede kıpır kıpır gitti. Gitti, gitti. Fare yuvasına girdi. Sıçan neyse. devede de girmeye zorluyor. Ulan nereye gireceğiz? Ama yüz deve de onun peşinde. Bir tanesi de demiyor ki ulan deve misin? Sen dönsene. Nereye giriyorsun zorlama diyor demiyor. İşte böyle olmayın buyuruyor. Bu da şimdi hani deveyi sana yedirilmezler dedim ama o bir daha Medine'ye döner mi? Adamı öldürdü yarı yoldan nasıl olsa Mekke şirk devleti o zaman müşriklerin elinde cahiliye dönemin içinde yani Mekke fethinden önce devenin birine bindi öbürlerinde peşine sürdü hakikaten yüz deve ona fazladan kaldı. Bir de bir Müslümanı öldürdü. Ondan sonra ne yaptı? Mekke'ye de geldi dedi ki ben dedi Müslüman olmuştum ama dedi siz haklıymışsınız dedi. Bunlar adam öldürüyor Adam öldürüyor dedi. Bilmem ne. Ben sizdenim dedi. Kafir oldu, mürtet oldu. İşte bu ayet onun hakkında. Ve men yaktül müminen kim bir mümini öldürürse müteammiden kasıtlı. Hata yok, bir şey yok şeytana uydu, gitti bir Müslümanı suçsuz yere öldürdü mü? Öldürdü. Bir de ondan sonra gitti Mekke'ye gavur oldu mu? E şimdi fe cezâhu cehennemu hâliden fiyâ cezası ebedi cehennemdir oldu mu? ayeti böyle okursan manasını anlarsın. Ama Muhammed Esed'in, Mustafa İslamoğlu'nun, Bilmem Karaman'ın, Yaşan Nuri'nin mealinden okursan Vay anasını, adam öldüren ebedi cehennemde kalacak diye ehl sünnete muhalif bir itikada düşersin Allah muhafaza eylesin ehl sünnet itikadı üzere cümlemizi sabit kadem eylesin. Amin. Şimdi yani bazı alimler zayıf bir görüşle beraber demişler ki adam öldürenin tevbesi kabul olmaz demişler. Fakat bu görüşü biz almayız. Yani İbn Abbas radıyallahu anhumadan böyle bir rivayet e, veriliyor. Fakat İbn Abbas'ın bu rivayeti izaha muhtaçtır. Çünkü neden? İbn Abbas radıyallahu anhum'a bunu adam öldürmekten tenfir için, teşdid için, tağliz için, bu işin ağırlığını bildirmek için tevben kabul olmaz dedi. Bunun da yine sebebi vurudu var. Burada yazmıyor bu kitapta. İbn Hacer Eytemi Hazretleri yazmamış buraya. Ben eskiden bilmesem burada da şimdi bu izahat beni de tatmin etmeyecekti. İbn Abbas ya diyeceksin ki bu sözün görüşün İbn Abbas'a nispeti sahih değil. O demedi, uyduruldu onun adına diyeceksin. Kurtulacaksın. Peki İbn Abbas dediyse sen de buna uydurma diyemiyorsan o zaman bunu izah etmem muhtaçsın hoca efendi. ehl sünnete göre. İbn Abbas ehl sünnetin başı Müfessirlerin başı. Bu şöyle oldu. Mekke'de oturuyordu Harem-i Şerif'te. Tavaftan iki kişi çıktı geldi. İki kişi derken aynı anda gelmediler. Biri geldi. İbn Abbas'ın devamlı yanında talebeleri oluyordu. Ökrimeler, mücahitler, bilmem işte ne bileyim katadeler, hep bütün duyduğunuz bütün o uleva, Hepsi kimin medresesinden yetişme? İbn Abbas radıyallahu anh. Önce Mekke medresesi, sonra Taif'e geçti. Taif'te de bütün, bütün dünya tabi'in aklı geldi, bütün tefsiri, fıkhı ondan öğrendiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua etmiş. Allahümme fekkuhu fiddin ve allimü tevil. Ya Rabbi sen bu İbn Abbas'a amcasının oğlu, adı Abdullah, buna dinde fıkıh ilmi öğret ve tefsir ilmini öğret. Şimdi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bu huzurda dua alan tek kişi. Dinde fıkıh ve tevil, tevil demek yorumlama yani tefsir. Şimdi ondan ileri kimse söz konuşamaz. Niye? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua etti için. Çok müfessir var ama sahabede de var, tabinde de var. İbn Abbas'ı tutmaz. Zaten hepsinin manası yine İbn Abbas'a dönüyor bir şekilde. Adamın biri geldi. Böyle çok sinirli şey, şey geldi. Ee, sinirli, hiddetli, şiddetli böyle çok. Kafayı bozmuş. Ben dedi, adam öldürürsem dedi, sonra da tevbe edersem dedi, tevben var mıdır, kabul olunur mu dedi. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a buyurdu ki, kabul olmaz dedi. Öyle gidersin cehenneme dedi. Bir zaman geçti, aynı mecliste oturuyorlar, bir adam geldi. Çok pişman, böyle üzüntülü bir adam işte. Ben adam öldürdüm. Benim tevbem kabul olur mu dedi. Ben dedi ne yapacağım şey? Tevben kabul olur dedi. Allah'la aranda dedi. Şimdi yanındaki talebeleri, talebeleri de büyük müştehitler yani. i̇bn Abbas'ın talebesi de ne oluyor? Onun gibi yani ona yakın ona yakın müştehit oluyor öyle mi? Aslanla öküz meselesi var ya aslanla öküz konuşurken öküz demiş ya geç kaldık demiş ee, aslan demiş ki geç kaldım eve gideyim demiş ya öküz de demiş sen aslansın demiş. Ne korkuyorsun demiş? Kardan mı korkuyorsun demiş? Ona, ona demiş ki, seni evde demiş senin gibi öküz bekliyor demiş. Beni evde benim gibi aslan bekliyor demiş yani. Hele biliyorsunuz aslanın dişisi de biliyorsun. Esas erkek yatar. Dişisi parçalarda parçaları getirir yani. Onun için aslan öyle demiş yani. Yani İbn Abbas'ın talebesi deyince bir, bir Bizim hocaların talebesi zannedip, yani İbn Abbas'ın talebeleri demek hepsi en az müştehit müfessir demek. İmam Mücahit, İmam Akrime, İmam Katade bunlar ne demek yani? Ondan sonra dediler ki işte ne diyorlarsa İbn Abbas mı dediler işte üstadımız mı dediler ne dediler sen? Efendi Hazretleri diyecek halleri yok yani Türkçe bilmedikleri için tabi. Ondan sonra dediler bu nasıl oldu dediler. Ne oldu dedi? Ya bir tezat gibi bir şey oldu dediler yani. Hem de en mühim bir meselede yani, itikadi bir mesele. Dedi ne? Ben bir şey hatırlamıyorum dedi ya. Tezat mezat olmadı. Yok dediler, çok büyük bir tezat oldu dediler ya. <laughs> Nasıl oldu dedi ya? Ya dedi bir adam geldi, adam öldürmenin tövbesi kabul olur mu? Olmaz dedin. Aynı meclisteyiz yani arada kaç dakika geçti, saat geçse bile ne olacak? Aynı yerde oturuyorsun harem şerifte. Dedi ki şimdi tevbe kabul olur dedim. Birine dedin olmaz dedin dedi ya. Evladım dedi. O herif çok sinirliydi dedi, daha da öldürmemişti dedi. Kabul olunur deseydim gidip öldürecekti dedi. Anladın mı şimdi? Ona dedim kabul olmaz. Öbürü dedi öldürmüş mü, ne etmiş mi, pişman olmuş, o da günah, tövbem kabul olmaz diye ümidini kesecek. Ondan sonra ümit kesince de kafir olur. Hepten zaten tövbem kabul olmuyorsa gideyim 50 kişi daha öldüreyim der. <laughs> yani ona da tevbesi kabul olacağını dedim. Esasen dedi, Allah ile arasında kabul olur dedi. Ama öbürünün durumunu görünce böyle dedi. Şimdi onun için tevbesi kabul olmaz diye i̇bn Abbas'a nispet edilen görüşte sahat şeyi var. Var ama adamına göre diye de bir mesele var. Ama burada konuşurken adamına göre konuşabilir miyim? Nasıl konuşamam? Yani burada kaç kişisiniz canlı yayın olmasa bile? Ben şimdi burada aramızda kalsın arkadaşlar, çok özel bir mesele söyleyeceğim diye ara sıra sizinle şaka yapıyorum. Aramızda kalacak bir durum var mı burada? Hiç kayıt cihazı bile olmayan dönemde bile olsaydık, yine 40 kişi naklederdi. E ee? Onun için o meseleler bu şekilde kürsülerde, kitapta yazmaz. O adamına özel bir durumdur. İbn Abbas gibi radıyallahu anh'a Veyahut ben Efendi Hazretleri gibi. Şimdi bir adam olurdu, bir şey Herkese sakal derdi. Bir adam gelirdi, ona sakal niye Demez Demezdi şimdi. E bilmiyoruz ki yani. Efendi Hazretleri bu kadar insana diyor da buna şimdi niye demedi? E sen ona sakalını kesebilirsin, helaldir demedi ki aşağıya. Ama bırak diye ısrar etmiyor. Meseleyi biz bilemeyebiliriz. O durumlar işte çok ilmin olacak, veli olacaksın, kerametin olacak falan filan. Yoksa ben ne okuyacağım? Kitabın ortasından okurum. Tevbe kabul olur mu? Ehli sünnete göre olur. Niçin? Ama ayette diyor ebedi kalacak. Ama öbür ayette de diyor ki ve yaghfiru ma dun zalike limen yasha. Bütün büyük günahlar ve küçük günahlar hakkındaki mesele bu ayetten çıkıyor. O da Nisa suresinin altında de var. İnne Allah la yaghfiru en yushrake bihi. Allah Teala'nın affedemeyeceği günah yok. Ama affetmeyeceği günah var derdi efendi hazretleri. Affetmeme kararı aldığı günah sadece şirktir. Bu şirkin de açılımı çok geniştir. Çünkü Kur'an'dan beyanı inkar etsen şirk, mütevatir hadisi, sahih hadisi inkar etsen şirk, işte efendim ne bileyim melekleri inkar etsen şirk, 6666 ayetin içindeki bir mesele inkar etsen şirk, yani şirk dediğin zaman puta tapmakla olmuyor sadece. Amentü esaslarından birinin içini boşaltırsan şirk. Bunu affetmem diyor. Affedebilirim. Aslında Allah bütün müşrikleri de cennete girirse Allah kim hesap soracak? Soramaz ki kimse. Affedemeyeceği günah yok. Ama affetmeyeceği günah var. O ne demek? Ben karar aldım. İnnallâhâ lâ yuhliful Ben sözümü bozmam diyor şirk ve imanla alakalılarda af yok, müsamaha yok. Efendi Hazretleri buyurdu. İtikatta müsamaha yok, amelde müsamaha çok. Ve yakfiru bağışlar ma dune Şirk olmasın da. E peki adam öldürmek buna giren, Zina giren bunlara şirk diyebiliyor musun? Adam yaptım, haram yaptım, günah yaptım, nefsime uydum. Haramı da kabul ediyor, yaptığını da kabul ediyor. E şimdi sen bu adamı sen gavursun diyemem ki. Çünkü haram diyor, ben günah işledim diyor bunu. Allah'ın tehdidine çarpıldım, azabına çarpıldım diyor. Ham sonra tevbe eder, etmez falan. Tevbesi kabul olur, olmaz. Allah Teala adamın tevbesini kabul etmek mecburiyeti ne değil ki? Ben affederim diyor ama peşine ne diyor? Limen o kimseler için ki yaşa'u Allah diliyor. İstediğimi affederim diyor. Şimdi onun için çok pişman olması lazım, çok ağlaması lazım. Kan sahiplerini araması lazım. Onlar artık diyet bulu ödemesi lazım. Onu, o öldürdüğü adamın günahlarının affı için namazlar kılması lazım. Yani bir adam da affı olunması için bir bahaneler ortaya koyması lazım. Ben tövbe ettim, tamam. Öyle de olur mu ya? Yani? Her şeyin bir hukuku var. Tövbe ettim diyorsun, 40 sene namaz kılmamasın, kaza etmen gerekmiyor mu? Tutmadığın oruçları tutman gerekmiyor mu? Vermediğin zekatları vermen gerekmiyor mu? E, sadece tövbeyle onu kurtarıyor mu? E bu da kurtarmaz en azından öldürdüğün veya zulüm yaptığın adamı bulursan, yani adam öldüyse de varislerini, diyet sahiplerini bulursan diyet teklif edeceksin. Onlar diyette kabul etmiyorlarsa, haklarında helal etmiyorlarsa en azından sen diyet teklif ederek ya yani benim diyet verecek halim yok. E diyet verecek halim yoksa onlara yalvar bekarsın. Onlar affetmiyorlarsa Allah'a yalvar bekarsın. Pişman olacaksın. Bu sefer ne yapacaksın? Devamlı sadaka vereceksin, hayır yapacaksın. Sevabını öldürdüğün adamın ruhuna göndereceksin. Sonra namaz kılacaksın. Arasında namazlar var. Erza-i husum namazı yazdık size. Senede kaç günde kılınıyor? Sekiz günde kılınıyor. Kaç kitapta yazdım ben? Dergide çok yazdım. Sekiz günde kılınıyor. Birisi de Aşure günüdür. O sekiz günde Erza-i husum. Hasımları ahirette razı etme. Onun için kulaklarından kurtulmanın yolları kitabı çok önemli. Hepimizi çok ilgilendiriyor. üstü hatimeden sonra hemen o da hazır. Yani hangi namazım? Enlemazlan oğlum. Gidip diyet teklif ettin mi? Etmedin. Öyle olsa diyet teklif etmedin. Helallık istemedin. Bir şey demiyorsun. Öyle namaz kılarak kurtarım. Öyle kurtaramazsın. Hem onu yapacaksın, hem onu yapacaksın, hem onu yapacaksın. Çünkü kolay bir şey değil. Kul hakkına girmişsin. Allah'ın hakkı daha kolay. Celle Celaluhu namazda kaza diyorsun. Kimseyle muhataplığın yok. Namazını kaza ediyorsun. Allah'ın tövbeni yapıyorsun. Onun için şirkin dışındakileri affederim diyor. Allah affeder diyor. Ama herkese demiyor limen yaşa. Allah kimi dilerse. E peki demek ki bunun da tevbesi kabul olunuyor mu demektir? E Allah dilerse affeder. E ne demek istiyor ona? E kafire ne diyor? Tevbe et, imana gel. İmana gelmezsen tevbe estağfurullah Allah'ın gavuru kabul eder mi? Etmez. Müslüman ne diyor? Önce tevbe-i nasuh ile bir daha yapmamak üzere pişman ol, dönüş yap, tevbe yap. Ben de bakayım tevbenin kabulünü uygun görürsem ederim. Ama bu ne demektir? Tevbe kapısı açık onun için. Ama müşrik için imana girmedikten sonra tevbe kapısı açık değil. Önce imana girecek. Bunda böyle, muhterem kardeşlerimiz. Ehl-i Sünnet'in delili kuvvetlidir. Ondan sonra, yine bakın, Bukhari ve Müslim'den bir hadis-i şerif okuyalım. Hatta diğer hadis-i bilmiyor musunuz? ''Men mâ Ümeti ümmetilâhi şükürlâhi şerinde felel cennet'' Ebu Zer Hazretleri'nin hadisi şirk koşmadan ölen yani imanlı ölebilen cennete girdi. Girdi ama bu tövbesiz ölürse de ve kulakları varsa da direkt cennete girer anlamına gelmiyor. Allah bu bağışlar, affettiri kulak, kulları razı eder. O ayrı bir dava. O çok özel kişilere. Bazı şartları var. Onları da o kitapta yazdım. Dolayısıyla bu cennete girer şu demek. Cehennemde ebedi kalmaz. Çünkü şirk koşmadan öldü ya imanını kurtaran ne kadar yansa bile sonunda cennete çıkar. Hatta Ebu Zer Hazretleri ne buyurdu? Ve kultu ve inzena ve in sarak, Ya zina etmiş, hırsızlık etmişse de mi? Kale ve inzena ve inserak Zina etse, hırsızlık etmişse de Tevbe etmişse ve etmemişse de Cehenneme girse de Sonunda imanlı ölen cennete Çıkar dedi. Ebu Zer Hazretleri tabi bir daha sordu zinâ etse de hırsızlık etmişse de Bir daha dedi ve inzena ve inzena dedi, ve inzena dedi. Dördüncüye bir daha sordu Ebu Zer Hazretleri. Alâ râhmen ve Sen dedi adamın cehennemde ebedi kalmasını istiyorsun ama senin burnunu yere sürtecek Allah, yani Ebu Zer'in inadını Allah onu cennete sokacak dedi. Yani böyle de bir latife de. Ebu Zer Hazretleri'ne bir latife de yapmış oldu. Yani çünkü neden? Dördüncüye ne soruyorsun yani? Anlamadın mı dedi yani. O da yadırgıyor yani. Ulan kudur günah işlemiş adam nasıl cennete girecek? Yani hemen direkt cennete girecek hesapsız demiyor ki burada. Cennete girecek. Bu ne demektir? Sonunda mutlaka cennete girecek. Şimdi bu hadis-i şerif de Bukhari Müslim. Peki şimdi onun için hadis-i şerifle ayet çelişiyor gibi görünse, aslında sen aklın çelişiyor. Görünse, görünse tefsir ve izahatı son noktayı kimden alacağız? Resulullah'tan alacağız. Niçin? Renzel aileke zikra. Habibim bu Kur'an'ı sana biz indirdik. Niçin? Litübeyne <laughs> li nas Onlara ne indirildiğini sen onlara açıklaman için. Bak tebliğ etmen için demiyor. Başka ayetlerde tebliğ var. O ulaştırma. Ulaştırma yorumsuz olur. Ama burada tebyin diyor. Tebyin ne? Beyan etme. Yani bu millet bu Kur'an'ı Hicaz lügatını bilse, en fasih sahabeden olsa, Ebu Bekir Ömer olsa, Rıdvanullah Ali 124 bin sahabe toplansa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salat ayetindeki namazı bu şekil tarif etmeden o ayetten bu namazı anlayabilirler mi? Zekat ayetlerini okusa 41 olduğunu koyundan ne kadar, deveden ne kadar anlayabilirler mi? He? Oruç ayetini okusa, efendim orucun İftarını, sahurunu, fecrini, imsanı o ayetten alav anlayabilirler mi? Hangi senedir? Haccın bu kadar şartını, vacibini anlayabilirler mi? He. Arapça bilmek yetseydi Ebu Bekir yeterdi. Ama Rasulullah muhtaç idi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sen açıklayacaksın. Onun için ayet ve hadiste bir durum olursa son kararı nereden alacağız? Hadis-i şeriften alacağız. Çünkü neden? Açıklama görevi Rasulullah verilmiş sallallahu aleyhi ve sellem. O da o açıklamayı neyle yapıyor? Hadis-i şerifle yapıyor. Onun yaptığı açıklama Kur'an'ın vahiy olarak namazda okunur. Vahidir. Vahidir ama namazda okunacak, kıraat yapılacak bir vahiy metlu değildir. Anladım mı şimdi? Peki bu hadiste diyor zina etse, hırsızlık etse yani ne demek? Büyük günah işlese de sonunda cennete girer diyor mu? O zaman ayeti doğru anlamak lazım mı? Lazım. İşte el-i alimleri ayeti neyi doğru anladılar? Bu hadisleri gördükleri için. Hadiste de ebedi kalacak deseydi, o zaman onlar o ayetlerin tevil yapabilirler miydi? Yapamazlardı. Ama bu hadis-i şeriflere göre, manayı verici, ne demek şu? Kasten bir mümini öldürürse, yani ne demek? Bir, he, hak etti bu adam, bunu öldürmek helaldir diye inanırsa, kafir olur. İki, yaptığım bu adam hak etti, yani bunu öldürmek caiz idi diye inanırsa, yani bir o, iki de şey, Müslüman olduğu için Kur'an okutuyor, zikir yaptırıyor, İslamiyet'i yayıyor. Bunu öldüreyim de bunlardan kurtulalım bu Müslümanlardan. Onun için öldürürse de yine kafir oluyor. Çünkü adamın imanından sebep öldürüyor. Gıcıklığından değil. Anladın mı? İşte bu hadisi görürsen oraya da böyle mana verirsin. Ve doğru mana vermiş olursun. Bak mesela فَمَنْ وَفَّا مِنْكُمْ ve عَلَى اللّٰهِ diyor. Şartlar koştu sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe-i kirama, akabe gecesi. Akabe biatları var biliyorsunuz. Mekke döneminde daha efendimiz icer Akabe biatı gecesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şart koştu. Bu da Buhari ve Müslim kesin sayar diye. O şartlarda mesela en la'iş kübillah şeyin Allah'a ortak koşmayacaksınız ve la'iş hırsızlık yapmayacaksınız ve la'iş nüzi yapmayacaksınız. Sahabe şartlar koştu. Yeni iman ettiler işte Medine'den gelen gelenler. Değil mi? En son büyük şeyde 70 kadar 70 kadar halalde Ebu Ubayde'n Sari'de onların içerisindeydi. 70 kadar sahabe Medineli. Mina'da gizli bir yerde, hatta orada cami yapmış Osmanlılar, Efendi Hazretleri o camiye de gittik. Hemen şeyin Mina'nın girişinde. O cami, şimdi cami yapılmış tabii. O zaman gece yarısı bir kayanın dibinde sözleşme yaptılar. Mekke müşrikleri horul horul uyurken. Orada şartlar koştu. Şartlardan sonra buyurdu ki, femem وَفَّا مِنْكُمْ فَاَجْرُوا عَلَى اللّٰهِ Bu şartları yerine getiren sevabını Allah'tan alacak. Ecri Allah'a aittir. Asla ecri zayi olmayacak. Çünkü bu şartların Dünya çapı, dünya bazında tabii getirisi var, götürüsü var. İslam'ın emirlerini tutmak, yasaklardan kaçmak e, nefse de çok kolay gelen bir şey değil yani. Onun için eziniz Allah'a aittir. Ve men asabe min şey yani Buraya dikkat edin. Kim bu haramlardan, yasaklardan bir şeye bulaşırsa diyelim zina bulaştı. Diyelim hırsızlığa bulaştı. Diyelim adam öldürme başına geldi. Öyle şimdi gavur olmaz. Olmaz ama olabilir biri bir Müslüman. Günahtan ulaşabilir mi? Ulaşabilir. Peki, hırsızın cezası ne? Elinin kesilmesi. Zinanın cezası ne? Evliyse rejim, evlilik geçirmişse. O anda evli olması şart değil. Evlilik geçirmişse ona muhsan deniyor. Muhsan ise rejimdir. Değilse, ne? miyetecell. Yüz sopa beyan ediliyor. Nur, Nur suresinde. Ondan sonra eczâni, ondan sonra bu cezalardan fevku ve fit dünya şeriat devleti tarafından yakalanırsa veya kendisi gidip teslim olursa ben yaptım diye itirafçı olursa bir kadın kendi itiraf etti kimse şahit gelmemişti efendim sallallahu aleyhi ve sellem hani çok tövbesi kabul olundu dedi ya ne lanet ediyorsunuz kadına dedi Medine ehline dağıtılsa tövbesi yeter dedi ya çünkü neden kendisi geldi bana dedi ben zina ettim dedi Onu zina ettiğini kimse delil getirmedi şahit gelmedi dedi onun için fevkı ve dünya. Dünyada bunun cezasını çekerse ama hangi ceza? Bu şimdiki İsviçre kanunlarına dayanan cezalar ahirette kefaret yerine geçer mi? Geçmez. Adam adam öldürdüm diye içeri atıyorlar. Müebbet veriyorlar. Bilmem ne kadar müebbet veriyorlar. Bin kere ağırlaştırılmış müebbet veriyorlar. Adamın ömrü bir sene kalmış. Veriyorlar da veriyorlar. Dosya masrafı, başka bir şey yok. Kırtasiyeden zaten devlet ekonomi çöktü. Kırtasiye masraflarından, bürokrasinin kağıt ve kırtasiye masraflarından. Arkada adamı atıyorsun içeri. 10 sene, 20 sene, 30 sene yatırıyorsun. Bu adam ahirette adam öldürmenin suçundan kefaretini ödemiş olarak kurtulmuş olabilir mi? Olamaz. Aynı katil olarak ahirete çıkacak. Ama sen ona kısas yapsaydın veya ona diyet ödeme hakkını verseydin, karşı tarafta razı olsaydı buradan kurtarabilir. Ama şimdiki cezalar istediği kadar müebbet desin, ahiret namına bir kefaret sağlar mı? Sağlamaz. Niye? Kur'an'a uymuyor, hadise uymuyor. Kim dedi sana ki adam öldüreni besle? Bütün katiller, caniler, yok işte narini şehit edenler, öbürünü kurban edenler, öbürünü şeytana satan işte kurban edenler, öbürlerini kesip doğrayanlar, konteynerlara atanlar. Bir şey yok. A gibi yatıyor, iyi Bir de adam öldürenlerin hapiste çok da itibarı oluyor. Öbür mahkumlar da beni de öldürmesin diye acayip bir hürmet ediyorlar. Ağlık kuruluyor orada. Ağlık müessesesi kuruluyor. Ne konuşuyorsun sen? Şeriat olmayan yerde cinayet durur mu? Terör biter mi? Bitmez. Onun için e, burada dünyada cezasını çekerse şerata göre fevve keffaratülle Ahirette o günahtan daha sorar mı ona? Sormayacak. Ha, zinadan ayrı sorarsa sorar. Veya içki içmiş ayrı sorarsa sorar. Ama katillikten dolayı kısas olmuşsa bir daha katilliğin karşılığında ceza cehennemde çeker mi? O günahtan çekmez. Vemen esab ve minzelge şeyi. Kim bu hat cezası gerektiren günahlardan birine bulaşırsa, bunu Mina'da gece vakti ayak üstü akabe biatında söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın dini böyle bir din. Kılıç gibi keser. Ele muhabbet bilmem. Her şeyin en ciddisini söylüyor. Daha da ayak üstüyüz ya, daha yeni Müslüman oluyoruz. Ondan sonra bir Medine'ye gideceğiz, görüşürüz. Sen de gelirsin, Ya Resulallah görüşürüz de dedi. Öyle bir şey yok. Şu anda vahiy geldi. Mevla bunu buyuruyor size. Öyle kolay olmayı, Müslüman, ben de Müslümanım. Öyle kolay mı Şartlar var. Kim bunlardan birini yaparsa, sümme seter sonra da Allah onu örterse. Ne demek örterse? Bir kadından anlaştı, ana razı, veren razı, zina etmişler. Kendilerinde ele vermediler. Şahitler de çıkıp mahkemeye ihbar bilmem etmedi. Şahit de yok veya var yeterli değil. Bir, iki, üç olsa yetmiyor. Dört olacak, dört olsa da yetmiyor. Zina ederken görecek. Üstünde yorgan olsa da yetmiyor. Açık olacak. Efendim, tam e, duhul hali olacak falan falan. İşte bu kadar ağır şartlar koyuyor ki önüne gelen birbirine iftira edip de birbirini öldürtmesin. E, İslam işte böyle bir din. Ama çözümü kökten hallediyor. Bu sefer Allah örttü diyelim. Böyle nice örtülenler var. E, şu anda zaten sen gitsen mahkemeye ben zina ettim dersen suç değil ki dersen hakim. Kit işine bizim meşgul etme der. <laughs> Cinayet suç olmaktan çıkarttılar biliyorsunuz. Ondan sonra kumarı da çıkarttılar, onu da Kıbrıs'a naklettiler. yan cebime verdiler. Ondan sonra işte ya bunlar. Neyin ne, şerata göre, nereleri şerata uyuyor? Hal böyle olunca Allah örttü diyelim. Ama allah Teala da şunu buyurmuyor. Sen benimle aranda tövbe et. Git kendini şikayet et. Bütün millete çıktı ki gelin lan beni recmedin. Ben zina ettim de. Öyle de bir şey İslam'da vazife yok. Allah örttüyse sen de örteceksin. Günahını deşifre etmeyeceksin. Ama e, şerat şeriat devleti olsa, şahitlik olsa, yani şeriat onu şunun için yapıyor. Kapıları gözleyin, camlardan dikizleyin. Kimi bulursanız ihbar edin diye. Öyle bir şeriat yok. Men seter alâ müslümün seter Allah avrat evvel Müslümanın günahını örten, gördüğü halde gizleyenin Allah kıyamet günü ayıplarını örter diyor. Örtün, gizleyin, kapatın diyor Allah. Şahitlik bile yapmanızı istemiyordu. Şahitlik yapmasan günah yok, yapmayın diyor, bir şey karıştırmayın diyor. Duymadım, görmedim, bilmedim. Ama hakikaten dört şahit gelir veya o kadıncağız şahit mahit yok. Ben yaptım diyor, e git sen yapmazsın diyor, sarılın Bir daha geliyor, yaptım diyor, bir daha git diyor. Dört kere gelince dört şahit yerine geçti. Dördüncü de dedi ki, dördüncü de, karnımda çocuk var dedi, zinadan. E dedi o zaman doğur da gel. Gitti doğurdu geldi. Dedi ki emzir de gel. Birkaç sene herhalde emzirme payı var. İki sene hani fıkha göre. Emzir de gel. niye ki çocuğun süt hakkı var. Sallallahu aleyhi ve E ne yapsın? Allah'ın şeriatı. Şeriatın kestiği parmak açmak. Ama o kadın da niye bunu yapıyor? Ahirette zinadan ceza çekmemek için. Nasıl iman etmiş cehenneme ki? Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. tabet tevbeten. Lev kusifet ala ahli arzı da var bir vaatte kefet. <laughs> Dünyadaki bütün günahkarlara bunun tevbesini bölüştürsen hepsine yeter artar. Çünkü neden? Kimse bir şey diyen yok. Kendi kendine geliyor. Beni temizle diyor. Hat cezasını uygula diyor. Beni temizle. Ahirete kalmasın. Halbuki örtseydi de kendini gizlesi. Allah diyor. Yalvarsaydı örtseydi. Çok pişman olsaydı Allah ile arasında. Allah'ın affetmeye şey var mı? Var. Ama o kendini temizletmek. Bir gün Nişanca Camisi'ne Efendilerimiz pazar sohbeti yapıyor. 77'ler. 76 77'lerde ta ben Rize'ye gitmeden evvel. Ondan sonra Sağmacılar Abdullah Hoca Allah rahmet etsin, kabri nur olsun. Kağıtlar geliyor. O da kağıtları efendi okuyor. Dua isteyenler diyor, şu diyor, bu diyor. Fetva soruları bile bazen efendiye efendi kürsüdeyken sesli sorulurdu. Yani böyle rahatlık vardı yani. Ondan sonra aldı başına bir kağıt okudu. Ya mübarek adam biraz da siyasetin olacak. Abdülhoca Hoca da herkesten daha fazla siyasetçi ama orada faka bastı yani. Dedi ki bir arkadaş yazıyor. Şu anda sohbet değil. Ancak ben zina yaptım. Onun için rejim olunmam lazım. Beni kim rejim edecek? Artık kupon bir soru muydu? Ajan sorusu muydu? Neydi ne değildi? Bütün cemaat buz kestik. Herkes buz kesti. Herkes birbirine bakıyor. O mu? Öbürü mü? Ama kimsini attı lan? Hangi namussuz? Zannedecek yani falan. Anlıyor musun? Ulan Bütün millet birbirine bakıyor. Ulan nasıl kağıt verirsin? Ondan sonra Efendi Hazretlerimiz buyurdu ki Allah ile arasındaki işleri keşfetmesin. Allah perdesini yırtmamış, o perdesini açmasın. Allah Teala setretmiş, o da kendini setresin, Bu konuyu böyle kapatsın. Efendim bu cevabı verdi, anladın mı? Belki de adam samimiydi. Yani milleti toplasan, boğazına kadar toprağa gömeceksin, taşlarla küçük küçük rejim yapacağım bilmem. E burası şeriat devletinde demiş. Mahkeme-i şeriye yok, kadı yok, kadı yok, hiçbir şey yok. Kendi kendimize biz şeriatın hat cezalarını uygulayamayız ki. Onun için İslam şeriatı, Kur'an şeriatı devlet olarak hükmetmesi lazım olursa o lazım. O da işte o zaman bereketi gör. O zaman cennet hayatını gör. O zaman hırsız kalmaz. O zaman terörist kalmaz. O zaman vatanın bölünme derdi kalmaz. O zaman eşkıya kalmaz. Kalmaz oğlu kalmaz. Kadın cinayeti kalmaz. Kızını sokağa atan kalmaz. Hiçbir şey kalmaz. Allah'ın dini cennet temin ediyor. Cennet hayatı vaat ediyor. Ama inat ettiler. Biz gavurlardan yamalı bohça kanunlar alacağız. Uyduruk düzenlere uyacağız. İşte geldiğimiz nokta şu anda her mahallede o kadar hırsız her gün dünya kadar cinayet çocuk cinayetleri tecavüzler gasplar adam öldürmeler huu. haberler yetişmiyor. Haber kanalları habere yetiştiremiyor. Ya diyor bir günde diyor üç tane beş tane verebiliriz artık diyor ya adam diyor ki bugün otuz tane cinayet var diyor arkadaş bütün cinayet kanalı mıyız diyor verme hiç birini vermemek lazım da işte kötü örnek Allah muhafaza evet şimdi biz ne anlatıyoruz akabe biatında buyurduğunda eğer had cezası dünyada uygulandıysa temizlenip ahirete gider o ona kefaret kefaret ne demek temizleyici kefaret nereden geliyor kefereden geliyor kefere ne demek örttü demek. Kafir, niye kafir diyoruz imansızlara? Hakkı örttükleri için. Kefaret örtüyor demek. Ha. Ve men hesabı min zâhil keşen. Allah. Ama bir had cezası gerektiren günah düştü. Sonra Allah da onu örttü. Yani devlete, mahkemeye, şerata, şahide falan intikal etmediyse fevve o iş kime kalır? ilallah Allah'ın meşiyetine hükmüne kalır. Ama Allah'a öbürü Allah'a kalmadı. Öbürü Allah'a kaldı işte. Allah had cezası emretti. Orada o uygulanırsa Allah hükmünü infaz etti. Kulları vasıtasıyla, şerat vasıtasıyla, mahkeme, şerat mahkemesi vasıtasıyla. Peki örttüyse şey kapattıysa sen aç demiyor bak. Sen git kendini ihbar et diyor mu? Diyor o ahirete Allah'a kalır. İnşa'a falan isterse artık o güzel tevbe eder falan affeder ve inşa'a kabahu isterse de azap eder. Tabi imanlı öldüğü için sonunda yine mutlaka cehennete çıkacak. İsterse de hiç cehenneme gitmeden, isterse de affeden adam çünkü düzeltmiştir kendini, tövbeyi nasıl etmiştir, ağlamıştır, sutamıştır, elinden gelen yapmıştır. Mevla tamamen affeder. Büyük günah bile affedemez mi? E şefaat ile elil kebari mülümmet. Şefaat bile büyük günahlara ayırdım diyor sallallahu aleyhi ve sellem. E dolayısıyla ancak günahların azabını kimse küçümseyemez. Burada ne çıkıyor? Bu hadis ne çıkıyor? Ayetlerin izahı çıkıyor. Bukhari Müslim, akabe biatında 70 tane sahabeye bunu bil. Yani ne demektir? Had cezası dünyada uygulanmazsa bu adam dinsiz olur. Ya veyahut da dinsiz olmasa da cehennemde ebedi kalır. Buyurdu mu? Buyurmadı. Ne dedi? Allah kalır, isterse affeder, isterse azap eder. Azap ederin manası da ne? Şirk olsaydı, küfür olsaydı, e, isterse affeder maddesini koyabilir miydi? Mevla ayet indirmiş ki şirki affetmeyeceğim diye. O zaman ne oldu? Azap ederse de süreli azap eder. İmanı kurtaran cehennemden çıkar. Zaten imanı kurtaramayanı konuşmanın bir yok. O ebedi cehennemde kalacaktır. Çok ilmi bir ders oldu. Ehl-i akadiyle dolu oldu. E, bunlar çok önemliydi. E, hepimize lazım. Allah cümlemizi hem öldürmekten, hem öldürülmekten hem ee, efendim çalmaktan hem bir şeyi çalınmaktan hem birinin mahremiyle zina yapmaktan hem bizim bir mahremimizle zina yapılmasından hem aldatmaktan hem aldatılmaktan katletmekten katledilmekten muhafaza eylesin. Amin. Amin. O sallallahu ala Muhammedin ala alihi ve sellem. Rabbi صلى الله <سؤال> على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم يا حكيم لا اله الا انت ولا نعبد الا اياك فاعف عنا وعافنا انك انت السميع العليم اللهم اجعلنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهل اللهم شيوخنا خير الجزاء خصوصا شيخنا وروحه هادينا الى الله الحاج علي الحمد لله محمود الاوفي قدس الله من علي الله اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم قهر الكفره والفجره والملحدين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واخرجنا عن بينهم سالمين اللهم اكثر لنا من الاخوان في الدين واجعلنا على صراط مستقيم اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار اللهم انا نسالك رضوانك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Ya Rahman Rahim Ya Rahman. Affeyle, mağfiret eyle. Boyunlarımızı cehennemden azad eyle. Yavrularımızı terbiyeden aciz kaldık hayırla ıslah eyle. Ya Gazze'ye, Filistin'e yardım eyle. Lübnan'a, Suriye'ye, Türkiye'ye yardım eyle. Amin. Yahudi kahru perişan eyle. Amin. Ya Rabbim sen fazlu kereminle kurban olduğum kafirlerin birbirine düşmesini nasip eyle. Amin. Güçlerini kuvvetlerini aralarında kullandırıp iptal eyle. Ya Rabbi sen fazla gönül bütün lanetlerini, gazaplarını, azaplarını Beni İsrail'in üzerine irsale ile Murtar Murdar azaplarını, rizizlerini inzale ile, Ya Rabbi sen fazla gönül amin diyen dillerini harcamdan azad eyle. Kurban olduğum sana Allah'ım Efendi Hazretlerimizin yolu muhafaza eyle, bizleri muvaffak eyle. Ya Rabbi, Ya Rabbi, bizden evvel ölenlere gayk rahmet eyle, kabirlen nur eyle. Özellikle cemaatlerimizden, Fatıma Hüsniye, Naciye, Emine, Hasibe, nimet Ömür, Sabahat, Fatıma, Ermin, Gül, Hatun, Zekiye, Süheyla, Meyyitelere rahmet eyle. Amin. Ya Rabbi, Bünyamin milletvekilimiz Gaziantep'ten kıymetli, mübarek bir insan, Bünyamin Bozgeyi kardeşimizin ablası Hacane Hacı Anne vefat etti. Ona da özellikle rahmet eyle. Ahmet Rufa Hazretlerinin torunlarından seyide olduğu için ya Rabbi alemin dostlarına ilhaka ile. Sen fazlül kereminle yar her birinden azabı olanların seyide Şükriye Hanımefendiye de ya Rabbi beraber azabı olanların azaplan Deforofu izale ile kabristanlarımızda ile ya Rabbi alemin berber Gökmen, Avni, Kazım, Halil, Cemil, Mahsud, Kadir, Adem, İhsan, Zeki, Muzaffer, Şükrü, Vedat, Sadık, Durmuş, Zekeriya, Aydın, Nusret, Ercan, Salih, Ahmet, Çivelek var, bir de Ahmet Yıldırım var. İsimler karışmaz. Sana karışmaz ya Rabbi. Sana isimler de karışmaz ya Rab. Soyadlar da karışık gelmez ya Rabbi. Kabirleri de karışık gelmez ya Rab. Halleri sana ayandır ya Rabbi bize burada ismini yazmışlar. Hepsine rahmetinle muamele ile, azapları varsa raf ile, seyyatlarını mehve bu cemaatlerle okunmayı bize de arkamızdan nasip eyle. Her birine ruhah için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah fi <fî> kulli lamhatin ve nefesin adede ma usahu ilmullah Allah 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 celle şanuke ve celle celaluke ve amma nevaluke ve la ila gayruke bizden hediyelerimizi kabul eyle ervahine ve eyle. amin, amin. derginin e tabi biraz erken çıkmakla beraber çok ilimler sizlere beyan ediyor. Ve lakin burada sonunda İmam Dimyati Hazretlerinin Esma Hüsna manzumelerinden bazı beyitler aylardır yazamadık. Bunlardan yazdık. Şimdi bir beyt okuyalım. Ve ente vekili <Sessizlik> ya vekilu aleyhimu fe hasbi idâ kânel Burada Allah'ın iki ismi var. Vekil ismi, kavi ismi. Bu isimler sırayla zikrediliyor. Bu isimleri bu beytle okumakta musibetlerden, belalardan, fırtınalardan, şimşeklerden korkan çok zikretsin bütün belalar üzerinden kalkıyor. Bu beyti çok zikretmenin sayıları var. En az 7'den başlıyor. 66, 313 ve 1000'e kadar gidiyor. Arada yüzde olur. Hayır kapılar, rızık kapılarını Mevla açar diyor. Zayıf bünyeli olan, bünyesi zayıf hasta, vitamin, vitamin bile para etmeyenler var. Kendisine zulüm yapan, zalimlerden kurtulmak isteyen bin kere bu beyti okursa Allah'tan acil yardım gelip Allah ona kafi geliyor. Ve o zalimin şerrinden onu kurtarıyor. Herkesin başına bela olanlar var. Sonra hayır ve rız rızık kapıları açılıyor. Maddi manevi anlamda hem fiziken hem maddi anlamda güçlenmek isteyen Allah'ımızın vekil ismiyle işlerini ona ısmarlamış oluyor. Kavi ismiyle de Allah'ımızın kuvvetinden kuvvet talep etmiş oluyor. Bu beyit 77. sayfede. Beyitlerle okunmak daha kolay oluyor. Ondan sonra gerideki iki beyitle beraber Mecidun fe mecid şer'a zikri ile delvera ve ya ba'ithu nasri muhervila Böyle üç beyit bir arada, geriden iki bir de bu ile beraber mağlup olan, yenik düşen, düşmanların kahrına uğrayan, zulme uğrayan bu beytleri çok okursa, işte çokun sayılarını söyledik, Allah-u Teala'nın izniyle Allah düşmanlarını kahreder. Yani Gazze'ye, Filistin için okuyabiliriz bin kere inşallah. Allah Yahudi'yi kahretmesi niyetiyle. Ondan sonra 37. beyt şerif. Burada da metin ve veli isimleri geçiyor. Metinün femettin kuvveti ve tevelleni femen ya veliyyu evlali bil vela. Bunlar afa daha iyi kalıyor manzume olduğu için. Büyük velilerden bir zatın. Manalarını burada yazdık. Hepsini yazdık. Okursunuz. Bu da sayfa 78'de. Bir önceki beytle beraber okunursa zikreden kişi eski halinden daha ziyade maddi manevi kuvvet belirgin halde ona zuhur eder. Bir önceki beytle birlikte günahkar bir genç, erkek ya da kız günahı bırakmıyor, zinaya düşmüş veyahut ana baba dinlemiyor, namaz kılmıyor, açık geziyor, bilmem ne bilmem ne. Buna işte tam böyle anlatmadan veya idare eder şekilde on kere üzerine okunup üflenirse Allah'ın izniyle veya uyurken de olsa olur, ana babasına itaatkar hale döner. On kere, çok zor bir şey değil. Bu şekilde Allah yavrularımızda hayırlı islah eylesin. Cuma gecesi yani bu gecede mesela her Cuma olabilir. Bin kere bu beyti okuma e, devam edene özel velilik verilir. Allah dostlarından kabul edilir. Bir önceki beytle okunuşu da en soya ve en tevekkili iki beytin birlikte okunuşunu. 78'de zikrediyor. Bu Esma-i husna ile Rabbim zikirlerde bulunmayı, bu manzumeleri ezberlemeyi, çoluk çocuğa ezberletmeyi, Allah'ın isimlerini zikriyle meşgul olmayı ve bundan zevk almayı ve hacetlerimizin hasıl olmasını ihsan eylesin. Amin. Bi hurmeti ve yasin. Allahümme salli ve sellim Sallim. ve barik ala seyyidina, seyyidina, seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi. El-Habibil alil -al kadri, el-Azimil cahil ve ala alihi ve sahbih. Amin. Ya Mu'in, ya Mücib-i Sâlih'in, dualarımızın kabulü için, hayr-ı muradlarımızın için, kaznenin kurtuluşu için, Filistin'in halası için, Lübnan'ın, Suriye'nin, İslam yurtlarının iç savaştan, dış savaştan muhafazası ve Yahudinin kahru katlı mahru perişan olması niyetiyle ihlas vere Fatiha ne niyetle onun için El Fatiha